bir sen lazım, kendini bulman lazım. Yeni bir gün, yeni bir umut, sana yeni bir hayat lazım. Yeni bir gün, yeni bir umut, sana yeni bir hayat lazım. Günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz babysler? Benim kahvaltım nerede? Bana kahvaltı yapmayacak mısınız? Burada pardon mı? Da sen bizi hizmetçi mi zannettin? Oh. Ya. Sen Kübra Didara'yı sanıyorsun. Siz hissetmişsiniz. O elindeki tesbih olan düzgün duruş sergilen arkadaşımız da bence keşfetmiş olması lazım. O tesbihini alsın gelsin karşıma konuşsun. Ölüm oldu düşmüş mü? Ecel oldu al canımı. Yanıyor içim. Kimin Kübra Diler'den hoşlandığı beni ilgilendirmez. O beni isterse ben onu almak için her şeyi yaparım. Bu kadar. Sana bir haftada 3 kere 5 kere kahvaltı hazırlayan bir adam böyle bir şey yapmamalı yani. Fevki iyi misin? Seni ilk günden beri destekledim ben bu eve. Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum ben. Artık kimseye güvenmiyorum. Bundan sonra hedefimde tek bir kişi var, o da buradan gidecek. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun, ben de senin için bir şey yapmak istemiyorum bu saatten sonra. Tamam. Sen adam olsaydın ispat ederdin. Demek ki yapamadın. Ben adam olsam ispat ederim tamam, de gerek yok. Tamam, bana hiçbir şey ispat etme bence hadi bundan bir, sonra. Hadi bir şöyle boyunu görün. Sen ne alıyorsun Dilara? Hı? Biri mi ağlattı sana? Bu evde tutunmak için birilerine bir şeyler mi yapıyorsun? Danslar nasıl gidiyor Erkan? Geçen haftanın birincisiyle beraberim, şanslıyım. Bu hafta seni hayli uyumlu görüyorum, keyifli görüyorum. Benim burada boynumu eğdirecek olan tek şey yere düşen tespihimdir. Ama senin boynuna eğdirecek tok hareketin var. Sen kendine asıl dikkat et. Sen 3 gün 4 gün kahvaltı bence, götürdüğün bir kadına 5. gün iki yüzlü diyorsan senin boynun yere eğiliyor oğlum. Sen şovmen misin? Aynen. Sen şovmen misin? Bak bir daha bana o hareketi yaparsan seni tespih yapar sen de sabır çekerim. Bak yapıyorum. Bak sen de sabır çekerim. Bak çekelim. Sen de sabır el çekerim. El hareketi yok. Bana ork bak ben seni uyardım. Elini ben çek. Seni uyardım. Elini çek. Ben seni uyardım. Elini çekeceksin. Ben seni uyardım. Elini çekeceksin. Bu hareketi yapamazsın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Ben Uğur Yokuşçu. Manisalıyım aslen. Soranlı doğumluyum. 1982 doğumluyum fakat ailemle birlikte 25 yıldır Bandırma'da yaşıyorum. Topuklu ayakkabı sesi ve... Aa, bu ne biri kız? Geldi. Merhaba, hoş geldin. Erkeklere bak. Kemal'e de bak, cama yapıştı. Bir dakika, hangi kralın kızı bu ya? Böyle mi bulaşık yıkayacaksın burada? Bulaşık yıkamayı düşünmüyorum. Sen o zaman yemeyeceksin. Arkadaşlarım herhalde beni pek sevmediler. Direkt yargılar gözüyle bakıyorlar. 200'lüsün sen. Sensin 200'lü. Benimle 200'lüsün düzgün konuş. 200'lüsün. Asıl 200'lü olanı bir görüyoruz sen olur, merak etme. Sen 200'lüsün. Niye pişmanım biliyor musun? Evet pişman oldum, konuyu söyleyeyim. Sen başka kişilere başka duygular beslediğin için pişmanım. Aa! Ne? Ben o kadar söyleyeyim, onu da zamanla çıkartırız. Şimdi biliyorum merak ediyorsunuz. Final gününde ne olacağız diye. Ben bu hafta size iki bölümü ayıracağım. Kızlardan en yakın arkadaşının düğününe hazırlanmasını isteyeceğim. Erkeklerden de Bebek'te bir kafeye kız arkadaşıyla buluşmaya hazırlanacaksınız. Merhaba, hoş geldin. Merhaba hocam. Siz Latin danslarından jive yapıyorsunuz. Yeliz'le Burak buradasınız. Çaça yapıyorsunuz Latin danslarından. Bol hareket. Burak'ta şöyle bir sorun var hocam. Boksör olmasına rağmen ayakları çok yavaş. Ciddi sorun var yani o konuda. Tespihini bana verir misin? Ne için? Benim olsun. Senin olsun. Hı. Bak şimdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani tespih etmek ağır büyüktür. Ağır büyüktür ve... Tamam o zaman yeni tespih istiyorum. Şimdi yeni bir tespih alırım. Onların sıkıntı yok ama hani bunun bir anlamı olduğu için benim için. Hayır, bunu istemiyorum. Ha. Benim hayatımdaki anlamı olan bir kadın olsaydı hiç tereddütsüz verirdim. Belki olur ileride. Ya, yani sen de yapma gözünü seveyim. Şu an öyle bir şey yok ama tabii ki ileride neyin ne olacağı belli değil. Allah Allah. Tabii ki. Belli mi ileride hani insanların? Şimdi bir dakika. Sen hayatta neler olacak biliyor musun? Tabii büyük tabii büyük lokma ama büyük sonra, evet o kadar değişiyor ki insanın tabii, fikirleri. Oh. Sen Kübra Didara'yı sanıyorsun.
siz hissetmişsiniz. O elindeki tesbih olan düzgün duruş sergilen arkadaşımız da bence keşfetmiş olması lazım. O tesbihini alsın gelsin karşıma konuşsun. Ölüm oldu düşmüş mü? Ecel oldu al canımı yanıyor için. Kimin Kübra Diler'den hoşlandığı beni ilgilendirmez. O beni isterse ben onu almak için her şeyi yaparım. Bu kadar. Yeni bir hayatta yeni bir gün tüm hızıyla başlıyor. Kızlar yeni gelen yarışmacı Tansu'ya alışmakta güçlük çekecek gibi duruyor. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz babysler? Seni sormalı. Niye öyle bakıyorlar? Benim kahvaltım nerede? Pardon, Yeliz ne diyor bu? Vallahi... Dün ben çok yoruldum. Dinlenemedim falan. Bana kahvaltı yapmayacak mısınız? Biz mi hazırlayacağız? Evet. Şaka mı yapıyorsun? Burada böyle değil mi? Burada pardon nasıl? Da sen bizi hizmetçi mi zannettin? Tatlım bana kahvaltı hazırlar mısınız? Günaydın. Günaydın. Hazırlar mısınız derken? Babysi ben de acıktım ve misafirim yani. Daha yeni geldim. Misafir sayılırım. Prenses nasıl olsun kahvaltın? Yulaf olsun bana da. Süt? Olur. Derecesi ne olsun? Ağzımı yakmayacak tabii ki de. Hava değişik değişik bir sorular sormak. Bir bakayım yoksa parmağımla mı? Hayır, o elini sokma tabii ki de benim sütüme. Sen canım benim büyümemişsin. Seni herhalde böyle beslemişler. Gel gel. Hayır. Gel. Senin kaşından yiyemem, hayır. Sen emin o çok yemişsindir böyle. Nereye gidiyorsun ya? Kendi hazırlasın. Hazırlayacak yani. Misafirperver Havva. Teşekkürler babysi. Babysi, bunu alıyorsun, bunu da alıyorsun, oraya da gidiyorsun, hazırlıyorsun. Hadi sana kolay gelsin. Hay yapsa ölür sanki ya. Niye ay ben geliyorum? Ay pardon da ben niçin yapıyorum ya? Al bence sen onları. Ben sana öğreteceğim burada bir şeyleri. Söylediği kelimelere bakar mısın? Hayır yani bir şey istedim kahvaltı dediğimde alt tarafı sanki ben gel sucuklu yumurta yap dedim. İşine gelmedi için duymuyor ya. Musun sana söylüyorlar. Ne dedi? Sen beni kaleye almıyorsun herhalde farkında mısın? Sence alıyor muyum? Sen az önce buradaki kullandığın kelimenin farkında mısın bana ne kelimesi kullandığını? Hizmetçi ben buranın dedim. Hizmetçisi değilim canım benim. Bu evde biz hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz paylaşarak bir şeylerimizi hazırlıyoruz. Havası getirir misin? Kimse kimsenin hizmetçisi değil. Pardon zaten. Ben sana niçin su getiriyorum? Şu an canım öyle istiyor. O suyu getiririm yüzüne bir serperim. Nereden geldiğini şaşırırsın. Kendine gel. Kendimdeyim zaten. Şımarma. Şımarmıyorum canım benim. Şımaran belli. Hava kahvaltı yapıyorum. Rahatsız etme beni lütfen. Aa ben de kahvaltı yapıyordum. Koltuğuna otur hadi. Ben de kahvaltı yapıyordum. Sen beni rahatsız ettin tamam. Ama ne yapacağız? İşte koltuğuna bırakmadın. Tamam ye hadi ye. Kilo al gel biraz. Gel otur o zaman. Canım benim ben kilomdan gayet memnunum. Bence sen biraz kilo ver. Çok şişko görünüyorsun. Kilo vereceğim bekle. Evet ver bence. Sen gelip buraya otur. Niye kalkıp gidiyorsun? Sinir bozucu kullandığı tamam. Kelimeyi bozulma. Var. Bozulma. Bundan sonra aynı evde yaşayacağız ve yüzünü sürekli göreceksin. Hava niye bu kadar anlıyorsun? Direkt bana konuşuyorsun da o yüzden. Senin evinde hizmetçin mi var? Hayır yok. Bana kahvaltı hazırlar mısın? Benim kahvaltım nerede? Havva'dan bugün kahvaltı istedim ve biraz abarttı. Sonuçta ben daha yeniyim ve hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Yardım istemiş gibi değil de daha çok biraz emir vermiş gibi algıladı onu. O yüzden sert bir tepki verdi. Buraya prensesim diye geldi. Burası yeni bir hayat. Biz buraya değişmek için geldik. Burada ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Erkan ve Kübra Dilara güne dans provasıyla başlıyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, İyisin değil mi? İyiyim, bir şey yok. Iyiyim. Gerçekten. Valla tamam. Bir şey yok. Şeyi bir de koşmayı alalım mı? Koşma evet o da çok önemli. Hangisi? Şöyle. Şöyle duralım. Kamerimiz o. 1, 2, 3, 4. Ama şey olmalı. Şöyle bir duruş. Evet duruşta şöyle bir duruş olacak. Evet. Siyah sana çok yakışmış. Ha. Yani siyah sana çok yakışıyor. Dün de giymiştin siyah galiba. Evet. Dün de giymiştin. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle.
Yine koşuyum yapalım yoksa? Hı? Neyi? Koşuyum yapalım. Yapalım. Bir, iki, üç. Bak düşürmedim seni yine. Hakikaten düşürmedim bak. Ayak şey uç parmağım acıdı hakikaten. Şaka yapıyorsun, otursana şöyle. Gerçekten. Yok, İyi misin? Yok, iyiyim, iyiyim. Sadece neresi? Ucu biraz acıdı da. Çıkartırsın sana yani. Gerçekten? Yok, yok. Gerçi kızmasın seninki, biz böyle yapıyoruz ama. Ne benimkisi ya? Bilmiyorum yani, anlayan anladı. Neden bahsediyorsun? Saçmalama. Ne benimkisi öyle? Erkan, niye saçma sapan muhabbet yapıyorsun ki dansın ortasında? Benimki neymiş? Ya şunu aklına sok, öyle bir şey yok. Tamam. Ne gala gecesi diyordun yani. Kemal'le eş olmak istediğini söylemiştin yani. Yani Kemal olsa olurdu falan dedim ama bu bizim ikimizin... Kemal olsa olurdu demiştin yani. İyi de bu bizim ikimizin sevgili falan olduğunu göstermez, öyle bir şey yok. Lütfen böyle söyleme. Yok beni şey yapmaz da dur. Sen niye böyle direkt onu attın onu anlamadım. Yok yani ne bileyim. İyi mi Ayhan? İyi. Sıkıntı yok değil mi gerçekten? Hayır iyi iyi. Sıkıntı yok. Böyle tamam. Sen kıskanır gibi bir şey. Yok ya. Yok. Ben... Seninki diye bir şey yok yani, öyle bir şey yok lütfen. Yani ben şu Kemal'le olan konunun kapansın istiyorum şu an. Tamam. Nasıldık? Bence o koşma okey ama hani şeyi mi yapalım ya, dönüşü mü yapalım? Ha şeyi yapalım, dın dın şu. Şunu yapalım. Kapalı, hadi. Bu arada konuyu kapattık değil mi? Tamam kapattık, ben sadece hani ne bileyim. Sadece söyledim yani, işte o gala gecesindeki konuşmandan dolayı yani. Sen kiminle birinci olmak isterdin Kübra? Kemal. Evet Kemal. Evet Kübra Dilara'da yanımda Kemal olsaydı diyor. Haftaya olur, haftaya olur. İnşallah. Haftaya inşallah olur dedi arkadaşlar. Kemal de olur dedi. İnşallah. Ama biz evde öyle bir şey ilan ettik mi? Ya bu senin kararın, beni ilgilendirmez de sadece kafama takıldığı için sordum yani. Başka yok, şey boşuna yok. Kafama takılmasın. Ya ben seninle partner olmaktan mutluyum yani. Ben de. Tamam o zaman. Nasıl da? Ben sayıyorum ya. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa bence şey yapalım. Çok iyi oldu bu. Şunu şunu. Bu çok bakalım iyi oldu. Nasıl bir çift olacağız. Bir de bunun dönüşü vardı ya. Ha. Dönüşü mü yapsak? Evet. Haydi. 1, 2, 3, 4. Hayır, ilk önce şuradan başlayıp dönüşelim. Tamam. Son 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bana bakıyorsun ama döndüğünden. Tamam, hadi çıkalım mı? Tamam. Yetmez mi? Daha yani şey yapmadığım bir şey varsa yapabiliriz. Yok. Saçların... Gözünün önüne gelmiş de onu çektim. Şey yapayım, bir dahakine toplayayım diyorum. Tamam, hani ne yapalım? Senin kararın. Erkan'la bugün çok güzel vakit geçirdik dansta. Evet, yakınlaşma oldu. Onun ilgisini seviyorum aslında. Onunla muhabbet etmeyi seviyorum. İşte saçına dokunduğumda ya da bileğe burkunduğumda itici bir tepki de gösterebilirdi. Ama ben hayatta her zaman net olan insanları severim. Net oldu. Ben de ona göre en azından kendi gardımı aldım ve nasıl davranabileceğimi artık çok daha iyi biliyorum. Sen Kübra Dilara'yı sanıyorsun. Siz hissetmişsiniz. O elindeki tesbih olan düzgün duruş sergilen arkadaşımız da bence keşfetmiş olması lazım. O tesbihini alsın gelsin karşıma konuşsun. Ölüm oldu düşmüşme. Ecel oldu al canımı, yanıyor içim. Kimin Kübra Diler'den hoşlandığı beni ilgilendirmez. O beni isterse ben onu almak için her şeyi yaparım. Bu kadar. Sana bir haftada 3 kere 5 kere kahvaltı hazırlayan bir adam böyle bir şey yapmamalı yani. Fevki iyi misin? Seni ilk günden beri destekledim ben bu eve. Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum ben. Artık kimseye güvenmiyorum. Bundan sonra hedefimde tek bir kişi var, o da buradan gidecek. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Ben de senin için bir şey yapmak istemiyorum bu saatten sonra. Tamam. Sen adam olsaydın ispat ederdin. Demek ki yapamadın. Ben adam olsam ispat ederim tamam, de gerek yok. Bana hiçbir şey ispat etme bence hadi bundan bir sonra. Hadi bir yürü şöyle boyunu görün. Sen ne yapıyorsun Dilara?
Biri mi ağlattı seni? Bu evde tutunmak için birilerine bir şeyler mi yapıyor? Danslar nasıl gidiyor Erkan? Geçen haftanın birincisiyle beraberim, şanslıyım. Bu hafta seni hayli uyumlu görüyorum, keyifli görüyorum. Kemal'le İzzet, Kübra Dilara'nın Erkan'la arasında bir yakınlaşma olup olmadığını konuşuyor. Buyur İzzet abim. Hayırdır kardeş bu Erkan orayı falan? Ne oldu? Sanki biraz canı sıkkın. Benim mi? Ya canım şöyle sıkkın abi. Şey... Abi sen bir şey söyleyeyim onu sormadan Erkan'a. Sormadan sen Kübra Dilara'yı kıskanıyorsun abi. Ya ben Kübra Dilara'yı şimdi bir şeye başlasam kıskanırım ama bir şeye başlamadım. Şimdi... Ama hoşlandığını biliyorum. Ya hoşlandığını biliyorum. Eğer ben de hoşlandığımı birazcık siz hissetmişsiniz. Ya. O elindeki tesbih olan düzgün duruş sergilen arkadaşımız da bence keşfetmiş olması lazım. Bakacağız abi dans dışında görüşüyorlar mı? Kim daha çok görüşüyor? Kim ne diyor? Kim yaklaşıyor? Kim yaklaşmıyor? Bir delikanlı adama bir tesbihli duruş sergilen bir insana benim burada geçmişle alakalı bir şeyim olan bir insana karşı yakınlaşıyorsa hata ondadır, yanlış ondadır. O tesbihini alsın gelsin karşıma konuşsun. Onu söyleyeceğim zaten, yüzüne söyleyeceğim. Kardeş şimdi roman gibi konuştum, biraz hikayeleştir bunu yani. Şüpheleniyor musun, şüphelenmiyor musun? Ben diyorum ki abi önce izleyeceğim, önce gözlemleyeceğim. Sonuçta dansta partneri. Ben şimdi orada onların ikisinin oturduğunu gördüğüm zaman ben de Ece'yle bundan iki hafta önce beraberken, partnerken uzaktan bakıldığım zaman bir sürü şey konuşuldu. Ama biz yan yanayken havadan, sudan, benzinden ondan konuşuyorduk, gülüyorduk, eğleniyorduk yani. Ama eğer bir taraf bir tarafa daha ağır bir baskı yapıyorsa, aşkın, işte duygusal anlamda konuşuyorsa onun kim olduğunu bir öğrenmem lazım. Öğreneceğim de zaten. Farz benim biraz ona canım sıkıyor. Farz et ki Erkan duygusal anlamda Dilara'ya yaklaştı. Farz et diyorum yani. Günahını da almayayım da. Ya ben tepki de günahını almam. Tepkim ne olurdu? Zoruna yani, gider miydi? Abi kıskançlık anlamı. Bir dakika. Sen şimdi tesbihle buralarda şöyle güzel güzel manilersin. Onu ben zaten benimsemiyorum zaten. Ben de benimsemiyorum. Eğer güzel güzel sözlerle... Ben dansa giderken de söyledim. Dedim Erkan dedim. Yakında dedim. Bunu sen bırak, yok abi, bırakma. Abi bir şey dedim. Söyleyeceğim. Bak eğer sen o tesbihle burada gezerken, laf anlatırken, konuşmaların ağırsa bir şeyse... Düzgün bir çizgi sergiliyorsa, burada benim geçmişim olan bir insana sen böyle bir açılım yaparsan, o tesbihi boynuna as. Anladın? Eğer öyle bir şey varsa, tamamıyla bu ön yargı. Tabii günahına girmek. Bir de diyecek ki ya kardeşim bak böyle böyle senin geçmişin var, bunu demesi lazım. Ha, eğer karşı tarafı bırakıyorum bir kenara, Kübra'nın kafasında. Evet olabilir, biz seninle geçmişte bir şey yaşayamadık, olmadı. Ama Erkan derse... Benim kriterlerime uyuyor falan filan. İzleyeceğim ama abi. Ama sen de bir şeyler hepsini... biliyorsun. Bak sen şimdi Kübra Dilara ile her konuşma... Peki ben sana bir şey soracağım. Yakışır mı abi? Kimin? Eğer Erkan açılırsa yakışır mı abi? Erkan'da böyle bir şey varsa Kübra'ya karşı yakışır mı Erkan'a? Abi... Sonuçta bu eve geldiğinde ne dedin? Bir şey söyledim. Ne dedin? Bir geçmişim var benim Kübra Dilara ile abi. Şimdi tanışmışlığım var bu yani. Bu evin içinde hep savundum. Bak sana da bir sürü iftiralar atıldı. Evet, boncuk tamam. Boncuk dağısı. Ama biz hep aynı fikirdeyiz abi. Bu evin içinde aşk da olur ama gerçek olursa aşk da olur. Kavga da olur diyorum. Yani şu anda Erkan'ı ben tanımıyorum yani Erkan'ı. Daha kaç gün oldu Erkan geri? Bir hafta mı oldu? Bir hafta. Bir haftada ben tanımıyorum. Abi biz daha 4 haftadır, 5. hafta mı? 4 haftadır birlikte. Daha birbirimizin şeylerini yeni öğreniyoruz ki. Şimdi burada ben şöyle düşünüyorum, hani böyle bir şey olsa yakışır mı diyorsun ya. Ya burada Kübra Dilara'nın biraz dikkatli olması lazım. Kıskançlık işinde bayan biraz daha kendine. Benim en büyük şeyim abi, en büyük avantajım böyle duygu besleyip cevap aldığım zaman ya da alamadığım zaman kafamda kestirip atarsam finish. Senin bir huyunu seviyorum biliyor musun? Ya. Şu anda mesela... Başlamamış bir aylık bir ilişkiniz var. Başlamamış yani sabitleşmemiş. Şu anda bir yandan da iyi. Hani sen diyorsun ya ben olduğunum kalasın diyorsun ya. Bir yandan da iyi. Şimdi senin durumunda fevki olsa 1000 tane kahvaltı. Niye yapayım abi? Onlar sonraki senin şeyler. Senin bu yaptığın daha gerçekçi oluyor. Onu demek istiyorum. Gerçekçi değil zaten. He. Gerçek abi. Ben...
Hadi yine dönme yapalım o zaman. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ben aynı zaman böyle göz göze geleceğiz. Tamam. Şeyi de ya bak, hoca ne dedi? Şimdi beni şu kürek kemiğinden kavruyorsun. Sen ne yaparsan ben onu yapıyorum değil mi? Tamam. Bak, bana onu yap. Güçlüsün ha. Tabii ki. Şimdi bak, beni istediğin gibi çevirebiliyorsun, gördün mü? Götür beni, götür beni gittiğin yere bak. Ne? Hani mesela şu, ya, o ha. Şey gereği. Gerçekten götürüyorsun. Tamam. Anladın mı? Böyle. Bir, dur. Bir, üç, dört. Bir, iki, üç. Dur, dur. Tamam. Çok yavaş. Şey döndü. Haydi. Şu tarafa. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Evet, bak bu taraftan gittiğimiz güzeldi. Güzeldi. Bitirmiyorum onu. Yoruldum. Güzeldi. Aynen. Bir de şunu son kez yani, güzel. Yapalım. Güzel bence. Bilmiyorum. Bakacağız. Yani hareketler iyi. Bu en azından geçenki dansın gibi olmayacak herhalde. Yok yok, inanıyorum ya. Senden güzel bir enerji alıyorum. Güzel bir enerji alıyorum yani. Yapabilir miyiz diyorsun? Yaparız ya. Biz inanırsak her şeyi yaparız. Önemli olan inanç. Tamam. Şey, şuraya gitmeyin. Öyle arada bir bakma başım dönüyor. Hazır mıyız? Seviyorum bu şarkıyı vallahi. Anladım. Cuk şarkı yani. Yo. Ölüm oldu. Tamam, bu şakaydı yani. Tamam tamam, biliyorum. Sevdiğim bir şarkı gerçekten. Biliyorum. Yani sen dedin ya, götür beni gittiğin yere. Ha, anladım. O açıdan. E o da şarkıydı yani, beni evet. Buradan kavrayıp mecburen sen nasıl hareket ettiriyorsan ben ona göre bak çıt çıt da oynayacağım. Bak, ben karar götürsem kimse alamaz elimden, ona göre. Yine Erkan ve meşhur sözleri. Dönüyoruz mu şimdi, ne yapalım? Allah seni, bütün içimden şu an şarkı geçiyor. Bütün şarkının sözlerini söylüyorum. Hangisi? Öyle mi oldu da düş peşime? Tamam. Hadi beraber yapıp söyleyelim mi? Benim sesim çok kötü. Tamam, olsun, bir eşlik et. Tamam, eşlik edelim. Hadi. Ölüm oldu düş peşime. Ecel oldu al canımı. Yanıyor içim, eriyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç gün daha böyle sürer bu yürek. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Ölüm oldu düş peşime. Ecel oldu al canımı. Yanıyor içim, eriyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç gün daha böyle sürer bu yürek. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Sesli konuşsanız da. Bırakmış, kolunu atmış olacak. Kim yapmış? He, aman Erkan zaten. Ben dedim, o konularda Erkan'a güvenmiyorum dedim. Ben o yüzden yaklaştırmadım. Dansımız da kötü oldu. Onu göze alarak. Anladın? Onu bile göze aldım, evet. Anladın mı? Yani Ece'yi biraz açmak istemedim. Ece'ye örnek vereceğim. Ece çok güzel bir örnek oldu benim için. Evet. Eğer onun için art dedim, niyet hani varsa... güvenemiyorum o konularda, anladın mı? Yani ben dansımı yani başka göze şeyler aldım. De olabilir böyle diye. Olacağını tahmin ettim bu dans. Ki ona farklı davransaydı dansımız bile süper olacaktı. Hmm. Yani ben hissettiklerimi söylüyorum. O bana, ben Erkan'ın bana nasıl baktığını gördüm. Benim ona onun baktığı gibi bakmadığımı elinde anladığı için. Elinde teşbih gelene gidene bakıyor zaten. Evet, herkese bakıyor. Vallahi. İlk bana baktı. İlk gözüne beni kestirdi. Baktı. Ben onun hikayesine uyum sağlayamayacağım. Onun hikayesinde oynayamayacağımı anladığı için. Vay. Ben kimseyle oynayamam. Ben gerçekten yaparım yapacaksam. Evet, Ece'nin içi dışı bir. Oynamam yani. Onu... Şimdi Didara'ya kolunu atmış falan filan. Vallahi ne zaman? Ben görmedim. Görmedim. Niye öksürüyorsun abi? Söyle, kim kime neyine elini baktı. Samimilermiş. Ha? Samimilermiş. Ben onları konuşuruz, bakarız. Ama onlar en başından beri, ben sana söyleyeyim mi açık açık, onlar en başından beri çok yakındı ki. Bana da dediler. Hani bu eve geldiğinden beri Erkan'la ikisi geldi. Zaten çok çok yakınlardı. Problem yok. Hani ben arkadaş da olabilirler. No way problem. Hani onu bilemiyorum. Sesin geldi. Valla Erkan'ın ne yapmaya çalıştığını pek anlamadım ama bana gerçekten o etkili bakışları yaptı. Demek ki o etkili bakışları herkese yapabiliyor.
Tabii ben o kadar, ben akıllı bir kadınım, neyin ne olduğunu biliyorum. Bana nasıl baktığını da çok iyi anladım. Bunu dün de söyledim. Her zaman da söylüyorum. Onun bana baktığı gibi ben bakmadığım için dans performansımıza yansıdı. Ve biz dansta rezil olduk diyebilirim. Kimin Kübra Diler'den hoşlandığı beni ilgilendirmez. O beni isterse ben onu almak için her şeyi yaparım. Bu kadar. Sana bir haftada 3 kere 5 kere kahvaltı hazırlayan bir adam böyle bir şey yapmamalı yani. Fevki iyi misin? Seni ilk günden beri destekledim ben bu eve. Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum ben. Artık kimseye güvenmiyorum. Bundan sonra hedefimde tek bir kişi var, o da buradan gidecek. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun, ben de senin için bir şey yapmak istemiyorum bu saatten sonra. Tamam. Sen adam olsaydın ispat ederdin. Demek ki yapamadın. Ben adamım, sana ispat ederim tamam, de gerek yok. Bana hiçbir şey ispat etme bence. Hadi bundan sonra. Hadi bir yürü şöyle boyunu görün. Sen ne yapıyorsun Dilara? Hı? Biri mi ağlattı sana? Bu evde tutunmak için birileriyle bir şeyler mi yapıyorsun? Danslar nasıl gidiyor Erkan? Geçen haftanın birincisiyle beraberim, şanslıyım. Bu hafta seni hayli uyumlu görüyorum, keyifli görüyorum. Erkan ve Kübra Dilara'nın yakınlaşması yeni bir hayat evinde dikkatleri çekmeye başlarken Tufan Erkan'daki mutluluğun farkına varıyor. Ne oldu seni? Ben biraz güzel gördüm, heyecanlı gördüm. Sevindim valla. Heyecan ya biraz var. Ya, hani Kübra Dilara eşim ya. Evet. Ya dansta hani bayağı mı artık ortamında bir yakınlaşma oldu. Hani hadi işte, canım. Aynen hani. Hani bir güzel elektrik aldım. Yani böyle bir onunla dans etmekle, onunla vakit geçirmekten mutlu oldum diyebilirim. Hani aa, güzel bir elektrik aldım diyebilirim. Hani nasıl diyeyim? Böyle bir bütünü sanki böyle... Hani bir yapbozun parçaları yavaş yavaş oturmaya başlıyor gibi, anladın mı? Hani bende. Hani çünkü burada ben herkesi seziyordum. İnceliyorum hani kim nedir bayanlarda, erkeklerde, ama hani Kübra Diler'de biraz sanki böyle yapboz tamamlanıyor gibi. Hani tamamlanıyor derken bir etkileşim oluyor bende. Hani mesela onunla vakit geçirmekten eğlendim mesela dansta. İşte hoca da beğendi dansımızı. İyi bir elektrik olduğunu söyledi aramızda. Ayağı burkuldu hafif. İşte dedim masaj yapayım, tuttum ayağını falan. İşte saçların önüne geldi falan, böyle terlemişti, elimle attım falan, bir şey de demedi. Hani bir tepki beklerdim ama belki hani o da aynı duyguları hissediyor olabilir, bir şey diyeyim ama bombaya hazır mısın? Söyle. Dinliyorum, bayağı böyle bir şey oldum yani şu an. Dikkat tamamen sendeyim. Tam böyle hızlı bir yürüme aşamamız var bizim. Şey dedi o, işte öyle hoca dedi ki öyle bir tutun ki hani gidin, beraber gidin, mıknatıs gibi olun dedi. O da şey dedi, götür beni gittiğin yere. Götür beni, götür beni gittiğin yere bak. Ben de dedim, ben götürürsem bak bir daha kimse elimden alamaz dedim. Ya tek bir sıkıntı, Kemal'in de ondan hoşlandığını düşünüyorum. Evet, hani, öyle bir şey var, onu ama, ben sana konuşacak. Ama Kemal'in ondan hoşlandığı beni hiçbir zaman ilgilendirmez. Kübra Dilara... Kızın ne hissettiği önemli. Kesinlikle, Kübra Dilara ne dedi? Benim dedi Kemal'le işim bitti, ben bu eve Kemal için gelmedim dedi. Öyle bir şey söyledi. Öyle bir şey söyledi. Doğru. Bu bir. O yüzden o beni isterse, hani bir yakınlaşmamız olursa, benim düşüncelerim, onun düşünceleri hem fikir olup birbirimize karşı bir hoşlantı, bir yakından tanıma şansı olursa, ne Kemal'i tanırım ne başkasını yani. Eyvallah. Hani orada hiç kimseyi tanımam. Kız, Kübra... sen, kız derse ki ben Erkan'dan hoşlanıyorum, Erkan sen şöyle bir şey söylersen ki ben kızdan hoşlanıyorum dersen zaten... Orada ben direkt derim yani, kimse karışamaz kardeşim. Kimse ya. Yazımı söylerim yani. Bitti. Sen biliyorum dersin. Eyvallah. Sana söz bile bırakmam. Yani. Sana gerek söz kalmaz bile bırakmam. Yani. Gerek kalmaz. Ben gereken cevabı veririm orada. Sonuçta o beni istiyorsa, ben onu istiyorsam hiç kimse engel olamaz. Kimsenin hoşlandığı da beni ilgilendirmez. Ya yeter ki kız açık açık söylesin burada, desin ki ben Erkan'la bir ilişki düşünüyorum. Ben de diyorum yani, kimin Kübra Diler'den hoşlandığı beni ilgilendirmez. O beni isterse... Bu kadar. Ben onu almak için her şeyi yaparım. Bu kadar. Zaten sana yakışan da, kardeşime yakışan da budur. Eyvallah. Bugün üzerimde bir ağırlık var kızlar ya. Prensesin tarzında ağırlık. Bende de böyle bir şey, gerginlik var. Vallahi çok ağırlık var bugün üzerimde. Ben şu konuyu değerlendirmek istiyorum. Gerçekten anlaşabilecek olanlar mı aranızda? Ya o belli olmaz şu an. Ben Ece'nin hiç böyle bir kıza katlanabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Ben de düşünmüyordum, şu an dibinde yani. Hangi? Her şeyle mi? Evet. Ece'nin çünkü gerçekten böyle mızmız kızları sevdiğini zannetmiyorum. Ece kendi mızmız diye, kendi mızmızım diye aslında girdi bu eve. Aslında şöyle bir şey var. Mesela ben de mızmızım. Ama hiç öyle Ece değil. Ece bana da katlanıyor. Katlanıyor. Bak sen mızmız ama uyumlusun. Sen sana biri bir şey söylediğinde naz yapıyorsun. Bu mızmızlık değil.
Ama o hem saygısızlık hem üslupsuzluk. Bir şey söyleyeyim mi? Ece onun yanında olduğu sürece bizimle de bir ortamda olmaz yani. Biz gitmeyiz çünkü onun yanına Tansu varsa. Ben genellikle onunla vakit geçiriyorum. Kendim zaten açısından konuşayım. Kız yokmuş gibi davranıyorum açıkçası. Tansu'yla evde yakınım. İlk önce ben de tabii ki de tepki gösterdim. Bunlar gibi hani kelimeler kullandı. Ama ben öyle bir kız olduğuna inanmıyorum. Çünkü dışarıda bizi izledi. Ona göre buraya kendini kurup geldi diye düşünüyorum. Bu nasıl başladı, niye oldu? Hiç anlamadım ya. Yani sen de benim bak çok yakın arkadaşımsın. Hatta kardeşim gibi görüyorum dedim. Daha önce söyledim. Fevki de bunu biliyor. Fevki'ye de söyledim bunu. O da benim kardeşim. Ben sizin bu durumunuza üzülüyorum yani. Ya bizim bir durumumuz yok ya Tufan. Yani nasıl desem sana. Öyle bir durum olmadı zaten. Ben onu gerçekten iyi bir arkadaş olarak gördüm. Tanımaya başladım. Evet olabilirdi belki de ama ben onu o birkaç hareketini gördüm ve çok iğrendim diyebilirim o derece. Yani çok farklı şeyler. Ben onun bana karşı bir şeyler hissettiğini düşünmüyorum. Galanın ertesi günü sabahı zaten çok kötü olmaya başladık. Bu hakaretlerini falan tahammül edemedim. Edemem de hiç görmezden ayıp geliyorum etti, artık. Çok büyük ayıp etti. Orada milletin içinde ağız alınmaması gereken cümleler kullandı. Değil bir kıza bir erkeğe de söylenmeyecek laflardı bunlar. Ben güya oynuyormuşum. Ben sırf o yüzden iki gündür o adamla yan yana gelip konuşmuyorum. Bana dedi ki benim sayemde elenmedin evde kaldın gibi cümlede kullandı bana. Yani ki bu cümleyi kullanan adam kim? İlk haftaların galasında. Aşk yaşayan, kalan diyen adam, kalma sana korkusu, bir haftada gitme korkusu olan bir adam. Kahvaltı hazırlayan bir adam böyle evet, bir şey gitme korkusu olan bir adam bana bunu söyledi. Benim öyle bir korkum yok ki kalayım ya da gideyim diye bir sıkıntım yok. Gitsem de olur, kalsam da. 200'lüsün sen. Sensin 200'lü. Benimle düzgün konuş. Asıl 200'lü olanı biz görüyoruz, sen merak etme. Sen 200'lüsün. Ya ben saygısızsın sen de. Daha düne kadar aşıktın, evet, çiçekler veriyordun. Evet. Dün gala gelsin çiçek i̇şte veriyordun. Şimdi mi 200'lü oldun? Yaptığıma kadar pişmanım. Niye pişmanım biliyor musun? Evet pişman oldum, konuyu söyleyeyim. Sen başka kişilere başka duygular beslediğin için pişmanım. Aa! Ne? Ben o kadar söyleyeyim, onu da zamanla çıkartırız. Fevki yemedi numarayı ya. Ben şu an resmen... Ben şu an hakikaten şoktayım. Şöyle oldu abla. Bildiğiniz şok yani. Evet, şöyle oldu abla. Bilmem ne öldü, ortaklık bitti. 12'de öyle, dansımız bitti, ilişki alaka bitti. Seninle aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor. Yok, sallıyordur işte, arkandan. Onunla yan yana gelmek istemiyorum. Ben onun işte hani bazı cümleleri var söylediği biliyorsun zaten. O tarz şeyler söylüyor. Sende de aynı şeyler var, sen de aynı şeyleri söylüyorsun. Ama benim bu evde en çok sevdiğim iki arkadaşım. Birkaç arkadaşımdan biri sizsiniz yani işin doğrusu. Sizle gerçekten gönül bağı olarak bir arkadaşlığım var. Seni kardeşim olarak görüyorum zaten. Sende de aynı şey var, ben biliyorum. Sen de öylesin, aynen öyle. Ya ben, Fevki de bunu biliyor. Kız kardeşim yok benim. Ama seninle biz hayat hikayelerimiz aşağı yukarı aynı. Aynen öyle. Anne, ikimizin de bir annesi var. Tabii burada anlatmıyoruz ama. Aynen. İşte öyle. Annelerimiz var, annelerimize karşı sorumluluğumuz var. Babadan aynen hayır yok, ikimizde de. Kesinlikle. Neyse, teşekkür ederim Tufan. Ben her zaman biliyorsun, seni oradan üzgün görünce ya içimden üzgün geldi. Üzgün değilim ya. İnan gerçekten kendimle şey yapıyorum. Acaba şunu mu yanlış yaptım, şunu mu doğru? Kendimi şey yapıyorum, dinliyorum acaba neyi yanlış yaptım diye düşünüyorum. Ama vicdanım rahat, ben hiçbir şey yanlış yapmadım. O aynen şekilde düşünüyorum. Yeliz Havva'ya, Tufan'la konuşan Büşra'ya neden tepkisiz kaldığını soruyor. Onlar şu an arkadaşça konuşuyor. Bana ne onlardan hem? Hayır, ben de arkadaşça konuşuyordum. Beni neden? Bir dakika, beni neden bu kadar büyüttün? Ben de arkadaşça konuşuyordum. Sen farklıydın ama sen farklı neden yaklaşıyordun. Büşra senin gibi yaklaşmıyor ki. Ne yapıyordun hem, mesela? Hem Tufan Büşra'ya konuşmak için gelip çekti. Sen kendin gidiyordun her dakika yani. Kendim mi gidiyordum? Hemen hemen her zaman Tufan'ın yanına sen gidiyordun. Tufan'ın dibinde görüyordum hep ben seni. Ben Tufan'ın yanına hiç gitmedim. Sadece bir kez. Hayır. Partnerdim buna rağmen çekiniyordum bu durumlardan dolayı. Ben Tufan'ın yanına bir kere o da Tufan olduğunu bile bilmiyordum. Yemek yapmaya gitmiştik. Onlar da oradaydı. Hatırlıyorsun ki sonra problemler çıkmıştı. Neyse uzun lafın kısası ben de Tufan'la arkadaş gibi konuşuyordum ama siz büyütüyordunuz. Sen çok abartıyordun. Bugün Tufan'la Büşra konuşuyordu. Ben evet Tufan'ı kıskandım ama Büşra, daha önceden ben Tufan'la konuşmuştum. Tufan bana demişti ki Büşra hakkında, o benim kardeşim demişti. Tufan'ın sözüne gerçekten güveniyorum. İçimden böyle geliyor en azından. Kafayı yiyeceğim artık ya. Benim duygularım niçin bu evde yani kaleye alınmıyor? Ben buna
Ya ben insan gibi demek söyledim, herkes anladın kendi mı duygularını düşünüyor. Ben Büşra'nın çok daha masumca olduğunu düşünmüyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de şu an onun fevki olayı bitti ya. Yeni birini düşünüyor bence. Yeni bir oyuncak arıyor kendine. Öyle mi düşünüyorsun? Bu evde hiç kimse onunla birlikte olmaz. Kesin ve net. Hiçbir erkek. Yeni giren olabilir. Ama hiçbir erkek bu evdeki onunla birlikte olmayacak. Ama ben o kızda böyle bir sinsilik, bir içten pazarlık gerçekten seziyorum. Bak hiçbirimizde değil, hiçbirinizde değil ya da. Ama onda tuhaf bir elektrik alıyorum, anladın mı? Ve ama ben asla yanılmam Dilara, yani. Ama peki Dilara, bu ne kadar sürer? Hadi bu da bir hafta sürsün. Sonra? Sonra yine patlayacak. Sonra kim bir kaldı şey geriye? Kullandı kimse istemez ki. Resmen. Fevki'yi hani, resmen kullandı. Hani fevkiyi kullandı kullanmadıdan ziyade kim ister ki her hafta biriyle bir şekilde vakit geçirip hafta sonuna kendini atan bir insanı haftaya kim ister? Ben o erkekler evinde olsam ben istemem. Sana bir haftada 3 kere 5 kere kahvaltı hazırlayan bir adam böyle bir şey yapmamalı yani. Fevki iyi misin? Seni ilk günden beri destekledim ben bu eve. Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum ben. Artık kimseye güvenmiyorum. Bundan sonra hedefimde tek bir kişi var, o da buradan gidecek. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun, ben de senin için bir şey yapmak istemiyorum bu saatten sonra. Tamam. Sen adam olsaydın ispat ederdin. Demek ki yapamadın, anladın mı? Ben adamdım, sana ispat ederim tamam, de gerek yok. Bana hiçbir şey ispat etme bence hadi bundan bir, sonra. Hadi yürü şöyle boynu görün. Sen ne alıyorsun Dilara? Hı? Biri mi ağlattı sana? Bu evde tutunmak için birilerine bir şeyler mi yapıyorsun? Nasıl gidiyor Erkan? Geçen haftanın birincisiyle beraberim, şanslıyım. Bu hafta seni hayli uyumlu görüyorum, keyifli görüyorum. Fevki iyi misin? Bilmiyorum, sence? Ne oldu, bir şey mi oldu? Konuştuğumuzu gördüm, gerçi beni ilgilendirmedi ama. Niye kardeşim? Ya konuşabilirsin, o ayrı bir şey. Biz yan yana geldik diye başka bir şey düşünmüş olma ihtimalini bile hani düşünmek istemiyorum, işin doğrusu bu. Ben zaten sende onu beklemiyorum. Benim beklentim karşı tarafta. Yani benim şu an ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum ben. Seni ilk günden beri destekledim ben bu eve. Dedim ki senin duruşun, senin konuşman, senin hayata bakış açın çok iyi. Karakterin oturmuş, eyvallah, çok sağlam. Bunu her zaman ilk söyleyen bendim. Her zaman ilk geldiğin günden bugüne kadar. Eyvallah. Ama onda bir şeyler seziyorum. Bu beni rahatsızlık veriyor bu bana. Erkeğiz. Karşımızdaki insanı aldanabiliriz. O süre zarfından sadece seni öğrenmeye çalışıyorum. Ben başkaları gibi dolaylı yoldan sormuyorum. Yani direkt anlıyorum, sormaya çalışıyorum ama çok iyi seni de kırmamaya çalışıyorum ama çok iyi bu, bazı durumlar da beni rahatsız ediyor. Sen de beni anlayışla karşına. Öncelikle bir şey söyleyeyim mi? Yani bir insana ben normalde kızarım. Böyle bir durumda kızarım ama sana karşı şu anda kırıldım. Bunu bir bil. İki gündür farkındaysan seninle yan yana gelmiyoruz, konuşmuyoruz. Evet, beni aslında rahatsız ediyor. Evet. Beni rahatsız bunun ediyorsun. Sebebi de söyleyeyim. İkiniz de benim çok yakın arkadaşımsınız. Biz danslara da beraber hazırlandık. Ve ne kadar ikiniz de ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Biliyorum. Orada Şebnem ablanın yanındaki bazı Büşra'ya karşı konuşmalarına rahatsız oldum. İşin açıkçası. Benim mi? Evet. Yani seni biraz fazla fevri buldum. Oktay'ın gidişine bağlıyorum bunu. Oktay'ın gitmesinden dolayı bu kadar üzgün olduğunu düşünüyorum. Ama konudan konuya atlamayayım. Step step gidelim. Anlatacağım. Tamam. Ama senin bu şekilde davranmaman gerektiğini inanıyorum. Tamam. Hemen bu o konuyu... Bu sebepten biraz böyle sana karşı uzak durmaya çalıştım. Tamam. O konuyu bağlayayım. Ondan sonraki konuna devam edelim. Tamam. Step step gidelim. Çünkü konular dağılmasın. Zaten öyle yapıyoruz. Heh. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Oradaki çıkışımı sana söyleyeyim. İkiyüzlü derken kimse, sadece insanlar ikiyüzlü derken hakaret etmez. Mesela atıyorum ikizler burcunun iki karakteri vardır. Biri şöyle de böyle derler hani ikizler karakterinin özüdür hani ya bir iyisindir bir gün baktın kötüsündür. Ya tam kötüsündür. Evet anladın mı? Sabah da Dilara ile arada konuşurken dedim ki ya sen çok tuhafsın. Hani çok iyisin, konuşuluyorsun, sıcaklığını hissediyorsun. Ama bir dönem öyle bir duruma geçiyorsun ki senden nefret edici bir durum. Bu ikiyüzlülüktür. Yani sadece hakaret anlamında söylenmez, gülerek konuştum. Yani ona söylerken, evet, Dilara'ya bir açıklama yaptı. Dilara'ya açıklama yapmasından sonra bana ilgi duyduğunu söyledi. Bana ilgi duyduğunu söyledikten sonra uzaklaşmaya başladı. Bu benim lügatımda ikiyüzlülüktür. Bunu hakaret olarak algılanmasın. Anladım, ne yaptığını bilmiyor gibi. Evet, ikiyüzlülüktür. Hakaret anlamında anılmasın. Senin de Büşra'ya ne gözle baktığını merak ediyorum. Kardeşim... Erkeğiz çünkü, anladın mı? Aldanabiliriz, peki, yanlış anlama, ben açık konuşuyorum. Ben sana ne dedim? Dedim ki, Büşra benim bacımdır dedim. Eyvallah. Bitti. Biz onunla aşağı yukarı aynı hayatları yaşadık dedim.
aynı sıkıntıları yaşadık. Bu sebepten dolayı ben erkek olarak, kardeşim olarak gördüğüm için onu, elimden geldiğince aynı şeyleri yaşadığımız için koruyup kollamaya çalışacağım dedim. Ama bu seninle alakalı bir durum değil. Zaten onun için sorma, onun için olmasın zaten. O benim kardeşimdir. Bak, farkındayım. Sakın öyle bir şey düşünme. Farkındayım. O da aynı şekilde düşündüğüne inanıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ben onda onu görmüyorum. Yanlış anlama. Ben senden ötürü demiyorum. Ben sende çok... Sen bunu söyledin. Sen sözünde mert bir adamsın. Eyvallah. Ben seni böyle tanıdım. Ve sözüne de güveniyorum. Bu dünyada başka kız mı yok? Ben bacım demişim. Heh. Hani... Zaten onu söylüyorum. Şu an benim zaten senden yana çok fazla şüphem yoktu. Bunu da söyledim. Hiç kalmadı. Eyvallah. Tamam mı? Eyvallah. Bundan yana şey yok. Ben sadece onu tanımaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalıştığımı anlamaya çalışıyorum. Ya bunu benim canımı acıtmaya mı çalışıyorsun? Böyle yaparak beni kendinden daha fazla uzaklaştırdığını farkında değil. Ben çağırdım gel konuşalım dertleşelim diye. Ben bunu yanlış anlayacağını bilsem vallahi yemin ederim ki kızı çağırmazdım. Kızım bu kadar kötü bir duruma düşeceğini... Yok kötü bir duruma düşmedi. O benim sevgilim değil. Büşra ile Tufan'ı gördüm bugün. Baş başa konuşuyorlardı. Daha doğrusu Tufan'ın onu çektiğini gördüm. Ne konuştukları tabii ki de benim umurumda değil ama... ne yapmaya çalıştıklarını merak ettim. Tufan'dan aslında çok da fazla bir şüphem yoktu. Konuşalım, bir olayı tatlıya bağlayalım istedim. Ya da neyse onu çıkartmaya çalıştım. Sordum. Sorduğumda o benim kardeşimdir. Asla böyle bir şey içimde yok dedi. Ben adamı yolarım, yolar. Hani senin bir lafın var ya, halk bunu görecek diye. Evet, halk görecek. Herkes İzzet abiye katılmaya başladı. Artık kimseye güvenmiyorum. Niye, ne oldu? Bundan sonra hedefimde tek bir kişi var, o da buradan gidecek. Kız mı, erkek mi? Kız. Prenses mi? Hayır, prenses kalsın, onunla uğraşacağım, onu göndermem. Ay, yedizim ya. Ona kimin prenses olduğunu göstereceğim. Kesin buradan yedizim. Gitmesi gereken kişi de gidecek. Yedizim ya. Yedizim demez. Yedizim diyor. Demez. Yedizim diyor şu an. Ben her şeyin farkına vardım çok güzel bir şekilde. Onun üzülmesi tabii ki de mutlaka beni de üzüyor. Havva'nın ama dilerim üzülmeden ya da hayırlısıyla bu iş sonuçlanır. Adam böyle yanlış anlamış. Yani ben... Şey oldu. Tripli mi şu an sana? Kırıldım. Atan yok, yok yok yok. Bizim Fevki ile aramızda herhangi bir kız sıkıntı yok için yani. Ya da başka biri için aramızda bir tartışma yok, olmaz. Yani. Bilelim yani ne yalnız olduğunu. Yalnız birbirimize tabii bir şeyimiz olmuş. Ama dedi ki Tufan sen bunu bana söyledin. Fevki biliyorsun dememe rağmen. Benim Büşra ile aramda bir şey olamaz. Büşra benim bacımdır. Gelebilir miyim? Birazdan gelsin. Ya hayır. İki dakikaya bir şey şu an gelmem gerekiyor. Bir şey mi söyleyeceksin? Çok özel mi kalmışsın? Gel gel. Bir şey mi söyleyeceksin? Hayır bir şey söylemeyeceğim. İçeride bunaldım biraz önce. Ne oldu bir şey mi oldu? Sizin evden ses geliyor. Zaten var ya bu evde buralar Tufan'la benim yanıma geliyor rahatlamak için. Buyur gel. Gel canım. Yok yok oturun. Ya da ben böyle ortaya mı oturayım? Kenara mı oturayım? İstediğin yere sen böyle sola doğru gel. Sen böyle gel. Yeliz sen sol doğru gelir misin? Hani böyle karşılıklı olsun hepinizi ben göreyim diye. Arkadaşlar şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Sanki basın toplantısı yapıyorsun. Evde bir şey mi oldu ya? Evde tartışma bir şey mi oldu? Onu diyecektim. Bir tartışmayı duyduk da biz de böyle. Ya tartışmadan ziyade... Sanki... Havan'ın sana olan duygularını biliyorsun. Evet. Herhangi bir şey yapman, başka biriyle konuşman ya da görüşmen onu üzüyor tabii ki de. Bu da onun sinirlerini bozuyor sadece. Başka bir şey yok. Ya bu eksik. Yani başka bir şey yok. Kardeşim. Fevki bir de çocuğa cephe almış. Yani ne oluyor demiş. Cephe almak gibilerinden değil de bir şeylerden kıllanmış. Büşra'nın benden hoşlandığını falan zannetmiş. Böyle bir şey olmadığına ben eminim. Kıskançlık dozunda olduğunda her insanı tabii biraz onore eder, o başka bir şey ama ben istediğim insanla istediğim zaman konuşur görüşürüm, karşıdaki insanın da isteği talebi üzerine. Bunun bir ölçüsü olmalı. Kıskançlık tabii ki hani insan duygularına bazen yenik düşebiliyor ama başkasının özgürlüğüne müdahale etmeye başladığı noktada insanları rahatsız edecektir. Ben Kemal'e güvenmiyorum. Hiçbir şekilde onun... benimle olabileceğini düşünmüyorum. Kemal'e söyleyelim mi? Ben bu evde ne yapıyorsam Kemal yüzünden değil abi. Ben Kemal için yani onu kıskandırmak için bir şey yapmıyorum ki. Niye herkes ama bunu söylüyor Kemal'in bana? Senden, Kemal'in her senden. Her önüne gelen bana bunu söylüyor. Kemal'in senden hoşlandığını biliyorsun. Olabilir. O onun hisleri. Senin durumunda Büşra'ya dönmesin. O zaman Kemal'e gidip diyeceksin Kemal. Hı. Kesinlikle bu evde seninle hiçbir zaman bir işim olmaz. Söyledim. Nokta. Söyledim. Ben bu eve geldim.
İkinci günü ona dedim ki seninle benim ismimin yan yana anılmasını istemiyorum. Ben yine onu tanıyorum. Yine her şeyle tabii ki konuşurum, görüşürüm. Gayet iyi olur. Ama ismimiz yan yana anılmasın dedim. Güzel kardeşim, benim demek istediğimi anladın mı? Şu anda Kemal senden hoşlandığını 7 cümle 76,5 milyon insan biliyor. Kemal bunu açık açık söyledi. Kemal bana net şekilde kendini ispat edebiliyor? İşte, edemiyor. Anladın şey o zaman? Kemal de Kemal diyor ki, şurada duracak. Kübra, ben burada. Sen bu haftaki benim eşimsin. Sana iyi bakmam lazım. E biliyorsun ben sporcu olduğum için iyi besleniyorum. Limon sıktım ama yersin değil mi? Yerim. Sıkıntı yok değil mi? Yedirim. Yerim. Tamam mı? Kemal de diyor ki bana ha tuz da mı dökecektik? Kesinlikle ya, söylesin tamam. Diyor. Net bir şey söylesin. Çünkü senin birileriyle konuşman bak bırak yakınlaşman, konuşman bile Kemal için ben erkek olsam kıskanırım. Tamam mı? Bak. Anlatabildim mi? Kemal'a gideceksin kardeşim. Seninle diyaloğun bitti. Sinirlenme ya, sakin ol. Bir de şey deme. Şu lafı da kullanma. Kemal bana bir şeyleri ispat etmedi ki. Yani etsin mi? Onu mu istiyorsun? Ben birini seviyorsam bak bu adam da öyle söyledi hatırlıyorsan. Onu alırım. Ya ben seni biliyorum bak, söylersin. Onu alırım. Bu belki kaba bir tabir olarak geliyor ya, ama güzel değil. Bir şey ya. Kendi ben onu seviyorsam onu yalnız bırakmam. Sürekli etrafında dolanırım. Ben seni otur şuraya bir. Ben seni seviyorum. Anladın mı? Hı. Sen gidip onunla konuşamazsın. Benim ya seni seviyorum. Ben bunu yaparım. Ne eksilirim ne başka bir şey olur. Bu adam bana hiçbir şey ispat etmedi girdiğim günden beri. Biliyorum. Zaten. Odun zaten. Odun olduğunu da söyledim. O zaman odunluğuyla kalsın. Benden uzak dursun. Peki ben, sence ispat etsin mi? Edemez. Edemez. Ben edemedi yani benim ikinci haftam. Yok etsin mi sence? Etmesin abi. Ha onu da izin vermiyorsun değil mi? Çünkü edemez. Abi bir şey istemiyorsa zorlamaya gerek yok ya kız. Yok ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yok yani Kübra sonuçta olgun kendini bilen bir kadın. Birini istemiyorum diyorsa istemiyordur yani. Bunu çok ısrar etmesine de gerek yok. Yani kimse de bunu bak, zorlayamaz yani. Bir şey söyleyeyim. Siz birlikte girmediniz değil mi eve? Beraber girdik abi. Beraber girdiniz. Konuyu sen biliyorsun zaten. Şimdi Kemal kardeşim bundan hoşlanıyor. 2 kere 2 4. Bu ne kadar da istemesin. Kübra'nın ama bak abi bir şey söyleyeyim mi? Kemal hoşlanıyor değil mi? Halen hoşlanıyor. Tamam ama Kübra onu istemiyorsa ve Kübra başka birinden etkilenirse veya beğenirse ya onunla konuşmaya çalışırsa o kişi de buna karşıysa buna ne Kemal engel olabilir ne de bir başkası abi. Bu bence, kadar net yani. Bence bu yani. Bu da Kemal'i istiyor. Bak o, göreceksin. Onun kendi bileceği iş. Sen istiyorsun kızım ben seni tanıyorum. İstiyorsun yani sen kıskandırıyorsun bir yandan. İsterim onu kıskandırmak için uğraşmıyorum. Ben onu kıskandırmak yok, için... Yok. O bunu hissediyor yani. Bak ben sana söylüyorum. Ne hissediyor? Onu kıskandırdığımı mı hissediyor? Öyle hissedecek zaten. Bilerek veya bilmeyerek yapıyorsun. Tekrar söylüyorum. Bilmeyerek yaptığının farkındayım. Ama o seni kıskandığını da biliyorsun. Ama dediğim gibi bizim konumuz odun. Şu nalet olası odun. Evet. Odunluğunu çözse sizin olay bitti. Aa odun da geldi. Biliyorum. Odun. Ne yapacağım? Efendim, abi. Ben biraz kardeşimle dertleştim. Kusura bakma, kulaklarını çınlattım. Dertleşin abi, ben de konuşacağım şimdi. Müsaade hakkını olarak. Helal et. Niye abi, benden ne izin alıyorsun? Anladın mı demek istedim? Yani olay bu. Ya diyeceksin kardeşim, ben bu filmde oynamak istemiyorum. Misal, şifreli konuşuyorum da anlamazsın. Ben bu filmde ben dedim ya. Figüran olarak oynamak istemiyorum kardeşim. Ya beni başrol oynatacaksın, ya da ben bu filme girmem diyeceksin. Kesip atacaksın ama... Ben bu filmde işte karşı aktörden senaryosunu dört dörtlük oynamadım demeyeceksin. Yani? Anladım. Anlatabildim mi? Ama tekrar söylüyorum. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Senin bu filmde oynamak istediğini ben çok çok iyi biliyorum. Senin Fevki'nin senden hoşlandığını düşündüğünü anlarım. Böyle bir şey düşünüyorsan söyle. Bileyim. Ya bu benim hiç umurumda değil. Gerçekten böyle bir şey düşünüyor musun? Onu merak ediyorum. Hayır böyle bir şey düşünmek değil. Kimin kimden hoşlandığını çok da zaten şey yapamıyorum. Hesaplayamıyorum. Anladın mı? Hani ben onun kalbi, yüreği, beyni değilim. Varsayalım ki böyle bir şey var. Beni hiç ilgilendirmez. Nasıl ki ilk haftalarda da böyle bir şey çıktı. Sadece lütfen hani benim adımı bu şekilde almayın dedim konu kapandı. Bu konu yine kapanır. Nasıl ki orada da dedim. Aynı şekilde Şebnem Hanım'a istemiyorum açık dedim. Ne konu? Tufan açık konuşuyorum. Böyle bir şey düşünüyor musun, düşünmüyor musun? Bana bunu anlat. Bana yani böyle bir şey düşünmüyorum.
Hala üstünü kapatıyorsun. Bana açık ve net ol. Ama ne diye? Bir dakika, ben sana evet ya da hayır dediğimde düşüncelerin ne olacak? Bana bunu söyler misin? Ya da biliyorum, bu... söylemen gerekiyor önce bunu anlayabilmek için. Neyi söylemem gerekiyor? Niye böyle düşündün? Niye böyle hissettiğini? Yani bak şimdi, nedensiz ya, bir şey yoktur. Hayatta her şey bak, neden ve sonuca dayalıdır. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu buraya koydum. Bunun nedenini, elimin rahat olmasını istiyorum. Çünkü elimi kullanacağım şimdi. Bak neden, sonuç. Anladın mı? Ya bana anlat yani. Niye böyle düşündüğünü anlat bana. Beni ikna et yani. Benim rahatsız olduğum konuyu biliyorsun. Bu yani benim rahatsız olduğum konu. Ben bir şey düşünseydim buraya şey gelmezdim zaten. Evet, böyle bir şey yok yani. Gerek yok. Ama gerisi... eminim ben gelmeseydim sen de gelmeyecektin zaten. Ya bana şunu diyecek miydi? Yeriz bir gelir misin? Bir konuşabilir miyiz? Kafamda... Demektense sen insanlara gidip de başka açıklamalar yapıyorsun. Pardon? İşte pardon? Az önce kurduğum cümle yani. Sen çok insanları çok yargılayarak konuşuyorsun. Tufan. Seni bu konuda uyarıyorum. Benle böyle yargılayarak ne konuşma. Ne alakası? Ben duyduğum şeyi söylüyorum sana. Tamam. Bu hoş mu sence? Sana da söylüyorum, ona da söylüyorum. Benim kendi fikrimi, içimden gelen bir şeyi istediğim insanla paylaşırım. Anladın mı? Yeliz bu yaptığıyla beni gerçekten üzdü dedim. Çok düşük bir ihtimalle bıraktı dedim. Tamam bu iyi kadar. De ben sana bu konudaki zaten durumu belirtiyorum. Ve ben de olsam kötü hissederdim diyorum zaten. Tamam. Tamam. Yani daha ne o zaman? Niye o zaman bana şey diyorsun, böyle bir şey söylüyorsun? İşte bu başkalarına şey yaptım bilmem ne falan. Çok bak, çok iğneliyorsun, çok taş. Ya iğnelemiyorum. Taşı sallıyorsun yani. Kafama atıyorsun o taşı. Ya düşünsene yani. Ben böyle bir şey yaşadık. Evet ben de sana kırıldım. Bak haklısın da diyorum zaten. Sonra gidip kızlara şey diyorum. Tufan yani çok yanlış yaptı diyelim. Ben burada insanlarla dertleşebilirim Melis. Dertleşemezsin demiyorum. Ben orada Erkan'la konuşuyorum. Ama bahsettiğin kişi şu anda hatırlamıyorum da kimle konuştuğumu. Havva bana bunu söylüyor. Evet Havva da yanımdaydı. Havva da yanımdaydı. Değil. Benim böyle bir problemim olduğunu zaten herkes biliyor. Açık bir adamım. Öyle ağzına her geleni söyleyen bir adam değilim. O başka bir şey. Açık bir adamım, net bir adamım. Fikrim, düşüncem zaten bu evde biliyorsun. Gizli saklı diye bir şey yok. Bu evde gizli saklı diye bir şey. Evet. Bunu gelip sana da söylerim. Ona da söylerim. İstediğim yerde söylerim. Gizli saklı anladın bir şey mı? Yok derken. Ben sana bir şey söylediğimde. Yani sana senle ilgili bir durumsa, ben ona susarım zaten. Evet. Hala bak iniliyorsun. Diyorsun ki soru ben sana bir sır versem sen birine söyler misin? Hayır, ben sana bir şey söylesem ben sana güvenemeyecek miyim diyorum. Ama bu soruş tarzın ne? Sen bence ben neden her bir şey söylediğimde seni ya sen bana uyuz mu oluyorsun? Hayır uyuz olmuyorum, sinirleniyorum. İyi de niye sinirleniyorsun? Bak sana bir şey söylemiyorum. Ben seninle iletişim kurmaya çalışıyorum. Ben de aynı şeyi yapmaya yani, çalışıyorum. Yani ben şunu artık açığa kavuşturmak istiyorum. Yani şu durum şu olabilir. Bana dersin ki bir... Merhaba. Biz uzlaşamıyoruz Yeliz. İki ayrı fikir, iki ayrı beyiniz. Bunu bir duygusal anlamda bakma. Arkadaşlık olarak söylüyorum. Anladın mı? Zaten seninle arkadaşız. Birbirimizi arkadaşça tanımaya çalışıyoruz. Bana bunu söylersin. Derim ki Tufan tamam. Hani merhaba. Ben öbür türlü evet ben de bir problem yaşıyorum. Bir şekilde anlatamıyorum, aktaramıyorum. Bir şey var yani ortada bir kurduğum bir cümle için bir şekilde bana oradan gıcık oldum ve konuştuğum her şeyi iğneliyorum gibi algılıyorsun. Seni iğnelemiyorum Tufan. Ben buraya ilişki yaşayacağım diye gelmedim. Ya da ilişki yaşamayacağım diye de hangimiz gelmedim. Hangimiz böyle bir şey düşünmüştür işte, ki sence? Ben kimsenin... Tufan buradan kimseyle bir ilişki yaşamayı düşünmüyormuş gibi bir şey söylemesi benim bu söylediğime ters. Yani benim ağzımdan duyduğum bir şeyi başkasının benden duyduğunu söylediği bir şeye tercih ediyorsun. Ona kızıyorum. Benim kızdığım nokta o. Benim sinirlendiğim nokta tamamen bu. Yani... Senle aramızda bir kopukluk var, bir negatif bir şey var. Hep senin bir, var Tufan. Hep bir problem var, anlatabiliyor muyum? Bana sorun anladım. Üreten her değil, erkek çözüm üreten gibi, insan lazım. Sürekli kötü enerji değil de iyi enerji yaratan bir kız modeli. Seni çok iyi anlıyorum çünkü her erkek böyle düşünüyor. Her erkek böyle düşünüyor. Evet ama şöyle bir şey de var. Bende de şöyle bir şey var işte, az çok biliyorsun. Çok hassas bir insanım, çok çekingenim, çok utangacım. Artık kendimi birçok şeye de böyle aşmaya çalışıyorum ama ben de böyle bir şeyler duyup da hani üzülmeden ya da kafamı ona takmadan yapamıyorum. Yeliz, anladın bak, mı? Kendimi şey kuruyorum. Aa öyle mi? Ay hadi bana ya, ay niye böyle diyorum? Sana bir şey söyleyeceğim. İnsanlardan ne duyduğuna değil,
Benden ne duyduğuna inan. Ben her duyduğumu sana mı soracağım Tufan? O zaman onları dinlemeyeceksin. Kulağını kapatacaksın. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Ben de senin için bir şey yapmak istemiyorum bu saatten sonra. Tamam. Sen adam olsaydın ispat ederdin. Demek ki yapamadın. Ben adam olsam sana ispat ederim tamam, de gerek yok. Bana hiçbir şey ispat etme bence hadi bundan bir, sonra. Hadi bir şöyle boyunu görün. Sen ne yapıyorsun şimdi Lara? Hı? Biri mi ağlattı sana? Bu evde tutunmak için birilerine bir şeyler mi yapıyorsun? Danslar nasıl gidiyor Erkan? Geçen haftanın birincisiyle beraberim, şanslıyım. Bu hafta seni hayli uyumlu görüyorum, keyifli görüyorum. Ne yaptınız? Selam yok, sabah yok. Böyle dans eşleşmelerinden sonra hiçbir şey yok. Çünkü Erkan'la iyi anlaşıyoruz. Bir onu herkes görüyor canım. Ece görüyor, Havva görüyor, Burak görüyor. Herkes görüyor canım onu. Hı-hı. Onun farkını ben de farkındayım. Ve dansta da gayet uyumlu olduk. Allah bozmasın. Belki dışarıda başka şekilde de uyumlu olursunuz belki. Öyle gözüküyor çünkü şimdi. Senin davranışların ve insanların söyledikleri bu yönde. Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum. İnsanlara söyledikleri ve benim düşüncemi söylüyorum sana. Kendi eksikliklerinden bahsediyorsun bence. Nasıl kendi eksikliklerimden? Benim gözlenmediğim ya. Kemal, Erkan bana çok güzel davranıyor. E tamam, ne mutlu sana. Aynen. Tamam, tamam. İyi, güzel. Ben de bunları öğreneyim işte senden. Erkan güzel davranıyor. Güzel davranıyor. Tamam. Ama az önce İzzet abiyle de konuştuk. Sen hem hiçbir şey yapmadığın halde, ben buraya girdim 2 hafta oldu. Sana diyorum ki sana güvenmiyorum. Hı. Hani duygularını açıp açamaman önemli değil. Herkese gayet iyisin. Anladın mı? Bana gelince açamıyorsun. Sana güvenmiyorum. Seninle olmak istemiyorum bu yüzden diyorum. Sen bana geliyorsun. Hiç muhabbetimiz yok. Hiçbir şey yok. Böyle ara ara geliyorsun. Bana ama onunla ne yaptın? Geliyorsun, geliyorsun. Fevkiyle ne konuştun? Ben bir gelirim, iki gelirim, kere üçüncü de hiç gelmem. Öyle mi? Öyle. Gelme. Tamam, sen zaten bunu istiyorsan ben zaten gelmem. Bunu sen konuşmak için geldim sana. Sen benim için ne yapıyorsun sana. Ki? Ne yapayım ben senin için? Senin evin içinde seni mi kovalayacağım ben? Kovalama. Kaçan kaçan, sen kaçamam kovalayacağım mı seni? Kovalama beni. Sen alıyorsun oturmalar, kalkmalar, bilmem neler şeye nispet hayır, yapar neyin gibi. Hayır, bana neyin hesabını soruyorsun? Bir şeyin hesabını sormuyorum sana ya. Sen benim sen babam mısın? Ha. Abim misin? Tamam. Kocam mısın? Tamam. Bana neyin hesabını soruyorsun? Tamam, sen niye bana güvenmek istiyorsun o zaman? İşte güvenmek istemiyorum artık sana. Çünkü sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Ben de senin için bir şey yapmak istemiyorum bu saatten sonra. Tamam. Anladın mı? Tamam. Tamamsa tamam. Yani yeter. Daha fazla uzamasın. Çünkü... Dinliyorum çünkü. Çünkü bir insana sahip çıkanlar bölümü var. Hı. Bir de hiç umursamayanlar. Tamam, ben umursamayanlar tarafındayım. O yüzden... O zaman şöyle diyecek kendi evine şey doğru bir yürü, boyunu posunu görelim. Kemal. Tamam, konuşmam bitti. Ben oturacağım burada. İster dans işinin yanına git, ister evine git. Ben burada oturacağım. Tamam, bitti konuşmamız. Kararını vermişsin. Kararını verdin ne? Tamam, bana böyle hesap sormaların benim hoşuma gitmiyor. Anladın mı? Tamam, nasıl sorayım? Sen bana hangi sıfatla hesap soruyorsun? Ya bütün insanların tepkilerini ben toplayıp sana soruyorum sadece. Kendimi geç. Ece'yi de çağır, Burak'ı da çağır. Hoşlanmamışlar davranışlarından. Bu onlara ne ya? Onlar kim benim davranışlarımdan hoşlanmıyor? Hayır, bu eve herkes şimdi benle geçmişin, baksın. Benle geçmişin bir, olduğunu ikincisi, söyleyip... İkincisi, yeter artık. Uzatma, tamam mı? Sen adam olsaydın ispat ederdin. Demek ki yapamadın. Ben adam anladın sana mı? İspat ederim tamam, de gerek bana hiçbir yok. Şey ispat etme bence hadi bundan bir, sonra. Hadi şöyle boyunu görelim. Bilmiyorum ya, Yelif değil de yeni gelen kızlardan biri olsa tamam derim yani, anladın mı? Ya bilmiyorum, hiçbir şey aslında bu konuyla alakalı bu saatten sonra hiçbir şey konuşmak konuşma istemiyorum. Konuşma, sen de bırak. Kim ne kadar izliyorsa sen de onun 10 katı izle. Ama gerçekten çok körmüşüm yani. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Ya inan... Tufan, sen bu kadar ağlarken senin gözününde aşk yaşayacak karakter de çocuk değil. Ben bunu hissediyorum. Yapmaz ki zaten. Ben inanmıyorum. Yani yapacağını... Siz konuştunuz mu Tufan'la bu durumları? Ya ben çok konuşup, bu konularla alakalı onunla çok konuşup onu sıkmak, bunu yapmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorsun. Hiç mi konusu geçmedi benim, yani? Benim istemem ne olacaksa
Olmasın. Olmasın yani, ben istemiyorum. Ben Burak, ben karşılıksız seveyim, anladın mı? Önemli olan gerçekten de onun isteyip de, karşılıklı isteyip de olması, anladın mı? Zaten benim zorunlu olacaksa hiç böyle bir şey olmasın. Hayır yani hiç mi ondan o elektriği aldın mı yani? Filiz'e karşı bir şeyler olabilirini, onu da hissettin mi yani? Konuşmasından çekersin ya, sen kadınsın, hissedersin bunu. Hissederiz biz yani. Hissetmen gerekir. Ya mesela herkes hakkında bir şeyler söyledi dün. Yeliz hakkında evet tanımaya çalıştım doğru falan dedi. O biraz dikkatimi çekti. Bir kafama yattı. Olur bu kızla. Olabilir yani. Bir tanımaya başlayayım dedim. Yalnız Fevki'ye söylediği şey... Şuna bak ya, tam bir Cinderella. Hani biz ona buna Cinderella diyoruz ya. Cinderella'nın kendisi orada oturuyor resmen. Şu an şu kızı hiç görmek istemiyorum, yemin ediyorum. Gidip dans edip stres atmak istiyorum. Ama hocanın adımlarını... Bir önce sizin dansınız değil. Gelsin de kurtulayım istiyorum. Tufan'la gidin dans edin ya. Uzun uzun diye böyle saatlerce gidip dans edin yani. Allah'ım neydi günahım? Tesbih falan vereyim aga. Günahım neydi Allah'ım? Dualarımla yalvarmıştım senle olmak isyanım, can yoldaşım, arkadaşım, kaderimi sen yazdırdın. Ben nerede yanlış yaptım? Dudaklarım kanıyor şu an. Kız morali bozma ya. Ne oldu yavrum? Kız ne oldu? Ya. Ben de dedim. Akışına bırak. Bizde yok mu Tufan'a karşı yok, bir şey? Yok abi. Yok. Emin misin? Eminim. Bak Havva ne bir diyor? Bir tanesine de gideriz. Duyuyor musun? Diyor ki Yeliz dedi Tufan'a karşı bir şey yok. Ben ona başlarda söyledim. Sen yokken de söyledim. Emin konuşuyor şu an. İzzet abin konuşuyor. İster onay verirsin ister vermez. Yok kardeşim. Olsa ben söylerim. Nereden biliyorsun sana biliyorum doğruyu söylemediğini abi? Sen ne yapıyorsun Dilara? Biri mi ağlattı seni? Ay sinirlerim bozuldu artık. Konuşamıyoruz. Evin bu şeylerinden sinirlerim bozuldu. Ne? Erkan, bu evde tutunmak için birileri ne bir şeyler mi yapıyorsun? Ben mi? Evet. Kime yapmışım? Soruyorum sana, Ece'ye ya da başka birine. Sana soruyorum ama başka bir şey değil. Konuşalım mı istiyorsan? Böyle bir şey mi yapıyorsun? Tamam, biz konuşalım baş başa. Burada mı konuşuyoruz ortada? Gel konuşalım. Her gel otur, söyle. Abi burası müsait işte. Ya artık ben bu... Of, vallahi ben... Evet, orada. Artık sinirlerim bozuldu gerçekten. Vallahi Dilara, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak ben adam gibi karşındayım. Ne o, ne bu, ne Tufan, ne başkası yok. Tek başıma geldim senin yanına. Tek başıma konuşuyorum seninle. Evet. Tamam mı? Tamam. Ne o konuşuyor, ne bu konuşuyor, ne şu konuşuyor, ne bu şu. Dinleyeceksen, anladın mı? Milletten duyduğun değil, kendi gördüklerini yorumlayacaksın. Ben bu evde hiç kimseye hoşlanıyorum. Senden güzel elektrik aldım. Onu yaptım, bunu yaptım demedim. İnsanlar benim bakışlarımı yanlış anlayabilir. Anladın mı? Ben bakışı Yeliz'e yaptım. Bakış muhabbetinden bahsediyorsan. Yeliz'e de bakışıyoruz. Hala bakışıyoruz. Bak yine bakıyorum. Ya yine başkasıyla da böyle bir Ece'yle de falan olmuş olabilir ama ya şöyle bir şey var. Kübra, biz ya. Bir dakika. Biz seninle bu evde büyük bir aşk yaşamıyoruz. Tamam mı?
Sen benim sadece partnerimsin. Ve beni çok güzel motive ediyorsun. Beni mutlu ediyorsun. Birbirimize bu kadar. Mesela bugün şarkılar söyledim. Ben de sana söyledim ama artık bu kadar bu konunun üstüme gelinmesini falan beni rahatsız ediyor. Ben senin bu Erkan, yok sen değil. Rahatsız ediyor. Abi yüz hocam. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Ne diyor sana Kemal? Bir şey söyleyeceğim. Biz... Ben büyük bir aşk falan hiç kimseyle bir şey yaşamak istemiyorum. Bu, artık bu konu olaylar beni boğdu, sıktı, anladın mı? O yüzden güzelce şu haftayı atlatalım, dansımızı çıkaralım, tamam? Keselim. Sonrasında konuşmayalım. Olur mu? Benim hakkımda bir şey mi duydun? Hayır lütfen, ben böyle düşünüyorum. Böyle yapalım, güzel bir dansımızı çıkaralım ve sonrasında konuşmayalım. Tamam. Benle ilgili bir şey mi duydun diyorum? Ben sana lütfen bu kadar söylüyorum. İyi uyum, evet güzel bir eğer uyum ki, yakaladık Dilara, dansta. Eğer ki Dilara, ama... Dilara... Eğer ki milletin söylediklerine uyup benim şu an karşımda oturuyorsan, ben zaten seninle bir şey yaşamam. Anladın? Ben zaten seninle bir şey yaşamam yani. Burada Burak sana konuşuyor, o konuşuyor, Kemal konuşuyor, bu konuşuyor. Ben yanına gelip seninle konuşamıyorum. Ağlarını gördüm, dayanamadım, geldim buraya, neden ağlıyorsun diyorum. Bu eve biz seninle beraber girdik, anladın mı? Ben kimseye mavi boncuk dağıtacak, onu yapacak, bunu yapacak bir adam değilim. Anladın mı? Senin Kemal konunu bile bilmiyordum, burada öğrendim. Bazı insanları beğenebilirsin. Ben buraya ilk geldiğimde Ece dedim. Oturaklı, kendini bilen bir kadın dedim. Az önce de söyledim. Hiç kimseye demedim. Böyle böyle elektrik aldım, bunu yaptım. Ben seninle bir şey yaşayalım demiyorum zaten. Ya da ben sana aşığım, biliyorum, ben senden hoşlanırım demedim. Biliyorum, anladın mı? Birbirimize karşı böyle bir şey mi anladın olmadığını mı? Olmadı. Ben sadece yani. Güzel bir elektrik aldım. Bir defalarca dile getirdim. İçeri söyledim. Dedim ki yakınlaştık dansa da. Güzel, ben hani etkilenmedim ama hani güzel baktırttı bana dedim kendine dedim. Anladım. Anladın mı? Bu yani. Yok o bu demiş, o demiş. Üstü sana Ece'yi de çağırabilirim yani. Hayır, hayır. Ben Ece, ben şey senden istiyorum. Hoşlandığımı, sana beğendiğimi falan bir şeyler söyledim mi? Hayır. Hı? Hayır tamam. Ama bakışlarından görüyordum bir tamam, şeyleri. Şey ama bir şey söyleyeceğim. Yalan ben, mı? Ben yenisi... Ya Allah... Erkan bir dakika, biz yani zaten... Yani hemen küpüreme dakika, bir dakika. Küpüreme ne abi? Bir bakışla insan hani aşık olduğu için... Seninle bir büyük aşk yaşıyorsun. Ben bir şey mi demişim? Erkan bana aşık oldu mu demişim? Hayır, Kübra diyor ki sen Ece'yle bir şey mi yaşamayı düşünüyordun falan. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey demedim sana. Diyorum ki beni dinle sen. Yani o zaman bu eve geldiğinden beri Ece'ye, Yeliz'e ya da herhangi birine sen bu evde tutunmak için biriyle birlikte olmaya çalışıyorsun diyorum sana. Öyle bir şey olsa ilk hafta bunu patlatırdım zaten. Ne saçmalıyorsun ya? Öyle bir yani, şey yok ki yani. İnsanlar sırf benim... Zaten seninle benim aramda büyük bir aşk falan yok. Yok tabii ya. Ne oluyoruz abi? Aşk bu kadar aynen. Basit mi ya? Ben onun böyle dün gala gerisini söyledim anladın ya. Anladın mı? Bunun herkes tarafından böyle Allah anlaşılması Allah. Benim artık sinirlerimi bozuyor. İlk geldiğimde evet, oturduğumda ben bir kadının ağır olmasını, oturmasını, kalkmasını, konuşmasına çok dikkat ederim. Bu güzellikten daha öte geçen şeylerdir benim için. Ben bir kadına buna dikkat ederim. İlk geldiğimde Ece'nin oturuşu, kalkışı, konuşması ama o anlık bir şeydi. Ondan sonra bir şey olmayacağını zaten hafta sonu performansımızda da uyumsuzluk olduğunu gösterdik. Kapandı gitti diye düşünüyorum. Ben kalkıp bak, ben kalkıp Dilara'ya hiçbir zaman böyle bir şey hayır, söyledim. Ben sadece bak dans performansımız düştü dedi ki birkaç gündür bunu düşünüyorum. Sen ilk geldiğinde bana hani bakıyordun ama ben alıcı gözüyle değil ya ben vallahi. Farklı algıladım ki ben de onu öyle hani gerçekten hoş çocuksun ben ona bir şey eyvallah, demiyorum. Eksik olma hani öyle. Bak öyle bir ama bakış yok. Ama ben hani tanıdıkça böyle bana fazla egoist geldi anladın mı? Benim şeyime uygun değil. Bu kadar mı? Uygun bu değil. Kadar ben basit. Ona öyle anladın bakmadım. Mı? Sonra biz son günlerde anladım koptuk dans bile çalışmadın peki benimle. Bak Ece dürüst ol. Bak Ece Dilara Ece ile oturup konuşuyoruz. Dürüst ol. Ben her zaman bak, dürüstüm. Bak. Ben her zaman. Saygım dürüstüm. Sana sonsuz. Ben buraya ilk geldiğimde dedim ki Dilara dinle. Ben senden elektrik aldım dedim mi sana hiç? Yani şu yok ama dikkatimi çekiyorsun dedim. Bu şu hani an şey dansımıza da yansıyacak. Ama ne yani. Oldu aramızda? Kopukluk oldu. Ben ola da bilirdim. Sen hatta ben dedin, egoistin şey dedin. Aynen. Dedim, dedin. Dedim. Ama ben bugün, hani tavırlarını beğenmediğim bugün, için biraz daha şey o bana bakıp biz ben içeride de konuştuğumuzda ben de demiştim. Hani biraz bir şey olsaydı olabilirdi. Yani, ben olamaz bak, bir şey demedim ki ben şey. Bu eve girdiğimde de söyledim. Ben aşk yaşamayacağım. Ben hiç kimseyi ben de hiç dedim ki öyle bir şey zamanla gösterir büyük lokma yerim ama büyük konuşmam. Belki o an Ece dikkatimi çekmiş olabilir. Orada sonradan söyledim. Evet ama o olmadı. O olmadı insanlık sen hali bu. Sen dikkatini çekmişsindir. Ya hayır dikkat çekmedi. Ben Kemal'i yani konuştum. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra kendimi şu an geri karışmak çektim. İstemiyorum. Benimle olan konuları konuşuyorum anladın mı? Anladın mı? Ki Kemal bizim... konusunu duyunca geri çektim abi kendimi dürüst olayım. Bana baktırttı kafayı. Güzel ki, kız niye baktırdın? Güzel kız. Ama herkes ne oldu buraya ikinci gün, şey ilk gün dediler değil mi Kemal'in eski sevgilisi de ilk gün evet. Onu duyunca şaşırdım dedim yani. Olmaz dedim yani.
Neyse ben kalkayım. Tamam bir şey söyleyeceğim. Benim adımı o tarafta, bu tarafta kimse aşkla anmasın. Erkan da ben zaten aşkla, şu an rahatsız oldu. Dilara kimse almadı. Sana ben demiyorum. Hiç, sana hiçbir demiyorum. Zaman aşk yaşıyorlar demedim. Demiyorum. Yakınlar dedim. Kimse... İlk gördüğüm andan beri onları birbirine yakın gibi hissettim. Yakınlar birbirine o kadar. Ben bilemem. Neyse bu da bizim dansımıza da yansımasın, olur mu? Ne ettiğinizi beni de ilgilendirmiyor zaten. Kübra Dilara'ya net konuştuğu için hak verdim. Net, hani bundan sonra bana yaklaşma demesi güzeldi bence. Çünkü Erkan da orada bir kelime kullandı. O da ona net oldu. O da ona net oldu. Danslar nasıl gidiyor Erkan? Geçen haftanın birincisiyle beraberim. Şanslıyım. Bu hafta seni hayli uyumlu görüyorum. Keyifli görüyorum. Kübra Dilara, Erkan'la dans dışındaki bağlarını koparırken tüm yarışmacılar Ebru Şallı'yla pilates antrenmanlarına başlamış bile. Nefes alıyoruz. Ve nefes ver. Dizine doğru yaklaş. Çok güzel. Tekrar nefes al, kalk. Burnundan nefes alıp ağzından veriyorsun. Nefes al. Nefes ver. Çok güzel. Şimdi bu şekilde oturdun, kollarını bu şekilde uzatıyorsun. Evet, öne doğru dirseklerini hiç kırmadan öne doğru nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Nefes alıyorsun, evet kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştırıyorsun. Yapabilirsin bunu, nefes veriyorsun tekrar. Nefes al, kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştır ve tekrar nefes ver, çok güzel. Şimdi yeniden nefes al, nefes ver, harika. Evet, şimdi aşağı yukarı yapacağız. Aşağıda nefes alıp yukarıda veriyoruz. Alt karın kaslarını çalıştıran çok güzel bir egzersiz geliyor. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Ruh sağlığınıza iyi gelecek, dansınıza destek olacak. Danslar nasıl gidiyor Erkan? Geçen haftanın birincisiyle beraberim, şanslıyım. Bu hafta seni hayli uyumlu görüyorum, keyifli görüyorum. Ebru Şallı, yarışmacıların pilates eğitiminin ardından ne yapmaları gerektiğini anlatıyor. Pilatesten sonra ne yapacağız? Biraz daha böyle ödem atmaya yönelik yeşil çay, beyaz çay... Bol bol tüketeceğiz. İsteyen sıcak içmek sevmeyen soğuk da içebilir. Ara öğünde acıktığımızda zaten ne yapacağız? Bir tane elma. Biraz önce Kemal'in işte birkaçınız yediniz mesela. Güzel. Kan şekerini dengeliyor. Açlık hissini bastırıyor.
Elma istemeyen salatalık yiyebilir. Tok tutar uzun süre. Havuç olabilir ama havucu abartmayacağız çünkü biraz şekeri fazla. Üç beyaz zehiri hayatımızdan un, şeker, tuz. Un, şeker, tuz. Tuz bağımlısı yiyoruz. Zaten makarna yediğimizde tabii ki öğlen makarna yiyeceğiz. Ben makarna da veriyorum size. Ama kepekli yiyeceğiz. Yoğurtla yiyeceğiz. Hani krema istemiyorum, yağ istemiyorum. Zeytinyağı tabii ki olabilir. Hani bunlara dikkat edeceğiz. Peki gece acıktık. Gurul gurul böyle karın ne oluyor İzzet? Böyle acıkıyorsun ya, böyle bir kazınma oluyor. 2-1,5 Adana. Hayır, istemiyorum işte, böyle bir şey yok. İşte bu noktada ne yapmanız gerektiğini gösteriyorum size. Çok basit. Küçük bir kaseye bu kadar, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt koyuyoruz. Açız. Üstüne tarçın koyuyorum bu şekilde. Ve bunu yiyorum. Bu beni ne yapıyor biliyor musunuz? Kan şekerimi dengeliyor. Yediğim an önce doymamışım gibi geliyor. Ama inanılmaz doyduğumu birkaç dakika içinde hissettiriyor. Kalsiyum ve protein veriyor. Kasları besliyor. Protein veriyor. Daha rahat uyumamı da sağlıyor aynı zamanda. Kazein proteini yerine de geçer. Kesinlikle. Hani büyüme hormonu tetikler hocam. Nasıl? Proteinir de gider hocam. Tabii. Büyüme hormonu tetikler yani uykuda. Yani koyabilirsin. Tabii doğru ki yapar. Seversen koyabilirsin. Yatmadan önce acıktınız. Dürüm yerine. Tantuni yerine. Tarçınlı yoğurt. Gideriz tarçınlı abi, süt. Bir bak. Niye hep ben deniyorum ya? Oh, hem de hocamızın elinden. Bir deneyelim ben, bakalım izlet. Ben deney makinesi miyim? Sen deney makinesi. Kötü mü ya bu Allah aşkına? İyiymiş. Kötü mü? Aynen. Güzel. Bunu bir alternatif daha sunacağım. Tarçın sevmeyenlere yönelik. Bir çay kaşığı bal, Burak. Bir çay kaşığı bal. Fazla değil ama. Hani acıktık. Tatlı krizini kesecek. Herkes tatsın yani. Kötü bir tat değil ki bu. Çok güzel. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar devam edeceğiz. Danslar nasıl gidiyor Erkan? Geçen haftanın birincisiyle beraberim. Şanslıyım. Bu hafta seni aynı uyumlu görüyorum. Keyifli görüyorum. Ve Şebnem Kısaparmak yeni bir hayat evinde. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Yüzler gülüyor bugün. Evet. Ha, mutlu muyuz? Harikayız abla. Vallahi. Vallahi ben kendim harikayım. Havamız iyi olsun, mis. Keyfimiz yerinde olsun, değil mi? Aynen abla. Aynen öyle. Tansu, alıştın mı eve? Alıştım. Gerçekten evet, mi? Evet, çabuk oldu ama alıştım. Siz alıştınız mı kızlar Tansu'ya? Alıştınız mı? Alıştık. Alıştık derken? Alıştık. Bak, alışmak sevmekten daha zor geliyor. Ona göre. Evet Uğur'cum, sen alıştın mı evimize? Alışmaya çalışıyorum. Güzel muhabbetler var. Kısmet değilmiş mutluluk. İzliyorum. Alışmaya çalışırım. Bir sevenim olur evet. Elbet. Evet, sevmesem de alışırım. Alışırım gibi geldi bana. Evet, peki. Hayırlı uğurlu olsun. Evde neler yapıyorsunuz? Danslar nasıl gidiyor? Erkan. Güzel gidiyor dans. Şebnem Hanım geçen hafta bir aksilik yaşayıp Ece ile de bir uyum yaşayamadık. O yüzden bir sıkıntı oldu. Bu hafta geçen haftanın birincisiyle beraberim. Şanslıyım. Bu hafta seni bir hayli uyumlu görüyorum. Keyifli görüyorum, mutlu Yok. Görüyorum. Görüntüleri izledim. İsterseniz hep birlikte bir izleyelim, göz atalım, bakalım. Erkan'la Kübra Dilar arasında... Siz de bir yakınlaşma, bir uyum bakalım. Hissedecek misiniz? İzliyoruz. Siyah sana çok yakışmış. Yani siyah sana çok yakışıyor. Dün de giymiştin siyah galiba. Evet. Dün de giymiştin. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Yine koşayım yapalım yoksa? Neyi? Koşayım yapalım. Yapalım. Tamam. Kimi? Eğer Erkan açılırsa yakışır mı abi? Erkan'da böyle bir şey varsa Kübra'ya karşı yakışır mı Erkan'a? Abi sonuçta bu eve geldiğinde ne dedin? Bir şey söyleyeyim. Ne dedin? Bir geçmişim var benim Kübra Dilara'yla abi. Şimdi tanışmışlığım var bu yani. Bu evin içinde bana dedi ki bak sen dedi ben dedim eğlenirsem ne olacak? Açılamazsam sana dedim. O dedi ki dansını yap, eğlenme kal o zaman. Galada dedi. Dedi mi şimdi? Ha bu galada bu, dedi. Galada ne dedi? Bunu dedi ya. Oh! Bak düşürmedim seni yine. Hakikaten düşürmedim ama ayak uç parmağım acıdı hakikaten. Şaka yapıyorsun, otursana gerçekten. Şöyle. Yok, İyi misin? Yok, iyiyim sadece. Neresi? Biraz. Ucu biraz acıdı da. Çıkart susana yani.
Gerçekten? Yok yok. Gerçi kızmasın seninki, biz böyle yapıyoruz ama. Ne benimkisi? Bilmiyorum yani, anlayan anladı. Bir duralım burada, değil mi? Bir durmamız gerekiyor. Yorumu olan var mı? Kübra'ya soralım, seninkisi kimmiş? Ben de merak etmişim. Ben de onu soracaktım. Yani hepimiz anladık ama herhalde. Kübra'cığım, sana soruyor Kemal, seninki kim diye. O Kemal'den bahsetti aslında. Benden bahsediyor. Benim adım burada yazıyor Erkan'cığım, bak Kemal. İsmini bile anmak istemediğimden olabilir mi? Bazı... Ben de sana tesbihli diyeceğim o zaman. Olabilir, tesbih... sıkıntı yok. Tesbihi taşımaktan şeref duyuyorum. Evet, evet. Ama o ismi taşıyorsan hakkını ver, Kemal. Tesbih. Bazı güzel isimler bazı kirli ağızlara yakışmıyor Şebnem abla. Bununla da hoşlantı değil. Biz oturuyorduk orada, ben daha yeni yarışmaya gireceğim. O da vardı, güzel giyinmiş. Baktım beyefendi düzgün bir çocuk olarak gördüm onu. O da beni o şekilde görmüş ama bu birbirimizden hoşlanmamız anlamına gelmiyor böyle. Ben bir öyle şey bir anda da hoşlanacak bir adam değilim. Yoksa ben Tufan'ı da çok beğeniyorum mesela duruşunu falan. Evet. Ondan da hoşlandığımı göstermez, ona da sürekli iltifat ediyorum. Ha, duruşunu beğeniyorum dedin. Tabii. Valla bilemiyorum, tabii ki yeni gençlik çok değişti. Ben mesela böyle bir şey ilk tanıştığım bir erkeğe söylemekten çekinirim ya da ne bileyim. Birisi bana böyle bir şey söylerse, aa altında bir şey mi var, niye bana böyle bir şey dedi diye düşünüyorum. Hemen konuşmadık biz daha sonra. Bir hafta sonra falan konuştuk. Tamam olsun. Ama görüntülerde ben bir bakış yakaladım. Emin olmak. Orayı uzatmayalım. Tamam. Bak şimdi zaten dikkatle izlersen başka görüntülerde yakalayacağız. Evet. Böyle duygu besleyip cevap aldığım zaman ya da alamadığım zaman kafamda kestirip atarsam ne olur sence Kübra Dilara olayı? Dışarıdan gözlemledi. Vallahi ne diyeyim Kemal'im, o Erkan herhalde dün... Erkan'a yakıştırır mısın kolma... sen benim geçmişimle burada alakalı bir insan oluyor eve geliyor? Abi ben Erkan'a... Hadi yakıştırır mısın? Bu konularda ben Erkan'a güvenmiyorum. Bu hani konularda... Duygusal anlamda açılsa yakıştırır Erkan'ın... mısın? Doğru mu? He? Duygusal anlamda Kübra Dilara'ya açılsa doğru mu? Yanlış değil mi? Çünkü sonuçta bir benim tanışmıştım. Burada da hiçbir kız Erkan'a bakmaz. Tamam hadi çıkalım mı? Yeter mi? Yetmez mi? Daha yani şey yapmadığım bir şey varsa yapabiliriz. Yoo. Saçların gözünün önüne gelmiş de onu çektim. Yani... şey yapayım, bir dahakine toplayayım diyorum. İzzet. Abla orada Erkan'a güvenmiyorum dediğim şey zaten buydu. Yani Erkan daha önce bir arkadaşıma da böyle bir hareket yaptı ama yanlış anlaşılmasın dedi sakın. Kime yaptım? Cevabını ver. Ece. Ece saçlarına dokundun mu ben senin? Hayır, bakıştan anlattım. Hayır, saçlarıma değil. Ya abi bakıştan şu konuya anlattım. Bir konu getirelim. Şebnem Hanım söz hakkı veriyorsanız tabii. Konu... Tabii ki veriyorum. Mi? Ben Yeliz'de ara ara olsun böyle... Hani bakışıyoruz ama hani bir aşk, hani bir insan bakar birbirine, bunda çok büyütecek bir şey. Hatta Ece az önce içeride konuştu, dedi ki farklı algılamış olabilirim dedin, doğru mu? Bana farklı baktığını hissettim dedim, sen öyle diyorsan ben demek. Ben öyle bir şey yok diyorum. Ya burada konuşmak isteyen arkadaşlar varsa herkes gördü, herkes bana neden o çocuk sana öyle bakıyor diye de söylediler. Peki senin... ben sana herhangi bir elektrik aldığımı seni... Hayır sen... öyle bir şey demedin, yok, sadece bakışlarını abiye, gördüm abiye, ben senin zaten. İzzet abiye benim bakışlarımı... Nasıl baktığını biliyorum, ben cahil bir kadın yok, değilim. Yok, ben herkese öyle bakıyorum. Tamam o zaman herkese bakmaya devam et. İzzet abi sana cevap vermek bir şey daha söyleyebilirim. Bir saniye. Bir dakika İzzet'le bir aralarında bir halletsinler. O zaman senden özür diliyorum. Demek ki ben yanlış görmüşüm. Yani Ece'ye bakış anıyla buradaki bakış anı aynıydı. Demek ki ben yanlış görmüşüm. Özür yani, diliyorum o zaman. Evet, yanlış anlaşılmış olabilir. Şunu... Çünkü ne diyor? Ne ya... diyorlar? Yani gözünüzle bile görseniz 7 kere gözünüzü sileceksiniz. O zaman ben ondan yanlış sonra görmüşüm. Diğer arkadaşlar nasıl görmüş? İzzet abiye benim bakışlarda da bir şey hissediyor musun dememin sebebi, çünkü ben boş bakıyorum ve o da bana dikkatli bir şekilde, abi bir şey yok yani. Hani anlamına kastediyorum. Ben de ama Kemal de mesela rahatsızlık duydu değil mi bu yakınlaşmadan? Ben şu anda izleyeceğim onu ya. Gerekeni evde yaşarken devam edeceğim ben onunla. Devam edeceğim evet. İzlemeye diyorsun. Söz alabilir miyim? Tufan evet. Yani şimdi biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İsteyen istediğine bakar. Bu bir gerçek. Benim sadece sormak istediğim bir şey var. Dilara, Kübra Dilara, sen Erkan'ın saçını düzeltmesinden rahatsız oldun mu, olmadın mı? Ben burada Erkan'la da Kemal'le de büyük bir aşk yaşamıyorum. Dediğim gibi Erkan'la güzel bir uyum oldu aramızda. Ama bundan sonra büyük bir aşk başlayacak diye bir şey yok. O çok ilgili.
bana çok iyi davranıyor. Ama tabii Kemal'de hiç böyle bir şey yok. Hatta beni tersliyor da. Bugün aynen böyle bir şey yaptı. Ama Kemal'in de duygularını açık açık yaşayamadığını fırsat biliyorum. Oldu. Yani açık açık gösteremiyor ve bu da zaten bir kadının istemediği bir şey. Yani ben açıkçası Kemal'le de onunla da büyük bir aşk yaşamak istemiyorum. Ama şimdi sen sorunun cevabını vermedin ki. Ne istiyorsun ben, sorunun cevabını? Benle ilgili bir şey yok zaten. Erkan ortada. Tamam zaten benden uzak dur. Tamam. Var deme. Süper, bu kadar. Tamam. Kesti attı bu kadar. Evet. En güzeli. Yani çok güzel şekilde... tamam bu kadar. Ah tamam. Benden evet. Uzak dur dedi bak. Çok teşekkür ederim. Ben cevabımı aldım. Teşekkür, saygı duyuyorum. Bundan sonra ya. Ne Kemal ne Dilara konusuna girerim, ne girerim. Bundan sonra Allah korusun. Ve Havva'cığım, sırada seninle ilgili bir veterimiz var. İzleyelim bakalım. Havva'nın Tufan'a duyduğu büyük zevk kıskançlık. Kafayı yiyeceğim artık ya. Benim duygularım niçin bu evde yani kaleye alınmıyor? Ben buna... Ya ben insan gibi demek söyledim, anladın mı? Demek ki herkes kendi duygularını düşünüyor. Ben Büşra'nın çok daha masumca olduğunu düşünmüyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de. Şu an onun fevki olayı bitti ya. Yeni birini düşünüyor yeni bence. Yeni bir oyuncak arıyor kendine. Öyle mi düşünüyorsun? Bu evde hiç kimse onunla birlikte olmaz. Kesin ve net. Hiçbir erkek. Yeni erkek. Giren olabilir. Ama hiçbir erkek bu evdeki onunla birlikte olmayacak. Ve asıl tehlikeli Yeliz değil Büşra. Ya... Yeliz'in içi dışı. Yeliz'in tehlikeli olduğunu düşünseydim eğer ki Yeliz'e tavrım, konuşmalarım çok çok daha farklı olurdu. Yeliz az buçuk beni tanımıştı. Yani bunları. Büşra daha çok zan vakit geçiriyor. Zan altında kaldı ama işte. Zan o daha çok vakit kaldı. Geçiriyor Tufan'la. Ben de buna kızıyorum. Niye bana sarıyorsun da ona sarmıyorsun? Ben yapıyorsun. Senden asla şüphelenmiyorum. Başta evet şüphelendim. Sen de biliyorsun senden başta evet. Şüphelendiğimi. Ama ben şu an asla şüphelenmiyorum. Çünkü sorun Tufan'ın yok. Söylediğine de güveniyorum. Senin sözüne de inanıyorum. Ama nedense Yeliz'de hala çelişkideyim. Hava git sen de konuş o zaman. Üçünüz bir oturun bir konuşun Allah aşkına. Yok be kendini düşürmesin. Aynen kendimi düşürmem. O zaman Yeliz'e iyi olma lütfen. Evet ya rengini belli et. Ya ne arkasından böyle bıt 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 güvenmiyorum. Yüzün onu yapma. Ya siyah ya beyaz. Griyi boş ver abi. Hakikaten an, kime güveniyorsun, kime güvenmiyorsun? Ya şu an ben Tufan'la Büşra'nın arasında hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Çünkü Tufan Büşra'ya kardeşim diyor bir kere. Teşekkür ederim. Dilara'yla da asla bir şey öyle bir şey olacağına inanamıyorum. Yeliz'le birazcık şüphelerim var. Çünkü onda da tanımaya çalıştığım noktasından. Peki, ama Yeliz'le de olacağına sonra da inanmıyorum. Mesela değiştirdin. Hani önce Büşra'ya güvenmiyorum. Ben araştırdı çünkü. Evet. Araştırdı evet, çünkü evet. Kardeşim deyince sonra gelip Büşra'ya öyle dedi. Ben evet, çünkü iki konuşma evet. Arasında ben onu sordum. Geçen 3 saatlik bir zaman dilimi var. Hani 3 saat sonra demek ki o araştırmayı yapmış. Yeliz'i üzmeyin. Gerçekten ben böyle çok böyle ürkek bir serçe gibi görüyorum ben onu. Ağlatmayın ne olur. Gerçekten öyle. Yani gerçekten ben ona bazen bakamıyorum yani. Hani bazı insanların gözlerine bakamazsınız ya. Ürkek bir serçe gibi. Çünkü zaten hani bugüne kadar hiç konuşmadık ama hakikaten herkesi çok derinden etkileyecek bir hayat hikayesi var. Yani çok acı görmüş. Tufan, Yeliz o kadar büyük acılar yaşamış ki. 99 depreminde annesini, babasını, kardeşini, bütün ailesini kaybetmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani belki sen arkadaş olarak da hani ona anne olabilirsin, baba olabilirsin, eş olabilirsin. Hani o bütün boşlukları kapatan insan olabilirsin gibi geliyor bana. Çünkü ben ondan... O duyguyu alıyorum. O seni öyle görmek istiyor. Yaralarını saran biri. Belki bir kanatlarının altına alan bir arkadaş da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Birbirinize yaklaşırken birbirinizin hep diyorum ya ben yumuşak karnına hani başka konular için söylüyorum vurmayın. Birbirinizin yaralarını sarmaya çalışın. Biz bu arkadaşımızın yarasını nasıl sararız? Hepinizin mutlaka yaşadığı hayatlar var, yaşadığı acılar var. Biz birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz? Bu yaraları nasıl sarabiliriz? Ben onun elinden nasıl tutabilirim? Bizim aslında buralara yürümemiz gerekiyor arkadaşlar. Seni kimse üzmesin.
Ben işte bu yüzden diyorum ağlama, sürekli ağlama. Geliz'in üstüne ağlama. Gidiyorlar diye. Lütfen. Sen bizim canımızsın. Bunu hiçbir zaman unutma. Mükemmel bir insansın. Evet. Mükemmel bir insansın. Ve hepimiz seni çok seviyoruz. Ve kimsenin de burada ben olduğum sürece seni üzmesine hiç izin vermem de kimse de vermez. Aynen. Abla benle eş bu hafta İlis. Bugün ilk çalışmamızı yaptık. Hani o kadar kırılgan ki yani yanlış bir ağzımdan kelime çıkar. Üzülüyor. Emin ol hiç konuşmamayı tercih ediyor. Yeliz çok naif, çok iyi yetiştirilmiş. Dayın mı yetiştirdi yavrum evet. seni? Gerçekten hani ellerini öpmek gerekiyor. Herhalde. Belki yaşıtızdır ama dayının da yengenin de yani sende emeği olduğu o kadar belli ki bakın. Anasız babasız yetişmiş bir kız çocuğu. Ama o kadar böyle kendini gösteriyor ki ben asil. Buradayım diyor. Asil, örnek. Asaletiyle, duruşuyla. Teşekkür ederim. Gerçekten yani olabiliyor. Anne yok, baba yok ama kendini yetiştirmiş. Bir şey söylemek istiyorum. Her şeyden önce güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Yok gerçekten gönülden kalpten söylüyorum ağlama. Seni çok seviyoruz biz. Yani ben o konuyu da açmak istemezdim. Yok hayır. Hani zaten senin... o tarz şeyleri konuşmak istemiyorum. Allah rahmet eylesin. Bütün Allah Gölcük olsun. Depreminde kaybettiklerimize rahmet olsun. Allah bir daha böyle acıları Türk halkına yaşatmasın. Kaç yaşındaydın o zaman? 9 yaşındaydım. 9 yaşında. Aslında bunları çok konuşmayı sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmedim. Ama hiçbir zaman isyan etmedim ben. Çünkü ne bileyim bilmiyorum. İlk röportajımda da söylemiştim. Manevi yönü çok ağır bir insanım ben. Dayımlarla büyüdüm. Dayımla yengem öğretmendi. Yengem bizi her zaman bir disiplinle yetiştirdi. Biz hala bana teyzemler çok kızar. Biz bir dolabın kapağını açarken bile birinin evine gittiğimizde açamazdık. Çünkü yengem çok otoriter bir insandı. Yapar mısın, delir misin, getirsene ya da yapsana bizde asla yoktu. Ve ben bilmiyorum ben küçükken de böyleydim. Çok hassastım. Ve ben bir şeyleri kafama çok takan bir insanım. Yani sen bizim canımızsın. Zaten aynen. ailesi de bana dedi, ailesi sana bana dedi, seni çok seviyor dedi. Sana emanet yok dedim. İlk hepimizin önce, canı o, hepimiz canı. İlk önce dedim Allah'a emanet, sonra bize emanet. Hepimize evet. emanet, inşallah. Şeker gibi de ailesi sen var. Sen bize, evet, evet aynen, Rabbinin selam emanetisin. Olsun. Zaman bize neler gösterecek diyerek bugünü de kapatıyorum. İnşallah yarın bugünden daha güzel olsun. İnşallah. Hepiniz için diliyorum Allah'tan. Yarın bugünden daha güzel olsun. Yeni bir hayat daha güzel olsun. Ay, Cinderella geliyor. Günaydın tatlım. Günaydın. Biraz geç kaldım gidişler çünkü hediye aldım sana. İstersen takacaksın şöyle gel. Bu ne? Bir de gidiyorsun. Facia olacak. Ayağını denk al, almayayım ayağını. Almazsam ne olur? Ne olacağını ne olur? Görürsün ne o zaman. Olur? Yani böyle basit basit hareketler, bilmem neler. Pek kıskandın mı? Sen bunu eğer kıskandırmak için yaptıysan da yanlış yaptın. Senin bir kız arkadaşın gelse buraya, ben ona açılmaya çalışsam. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Sabah sabah adrenalin vardı ha bu evde. Fevki, evin yok mu senin? Evin burası. Sen partnerinle ilgilen. Al sütünü ve buradan git. Sana soracağım. Kovma evde. Kovuyorum gitsin ya. Biz de okuyacak şeyini bir daha yapalım. Tut. Biz dün Kübra'yla yakınlaşınca bana laf söylüyorsun ya. Sen de şu an çok yakınsın. Yakınlaşma var, yazma var. Sen böyle yaptıkça tufana itici geliyorsun bence. Bacak bacak üstünün atışından tut, ayaklarının yere basış şeklinde. Oturuşundan, konuşmandan, konuşurken nereye baktın? Bu evde bana mutluluk veren tek şey müzik. Güneşte demlerim, senin çayını.